Hoş geldiniz. Kafa 20 son hızla kaldığı yerden devam ediyor. Bugünkü özeti Hugo yapacak. Lütfen bize bir önceki bölümde neler yaşadığınızı anlatır mısın? Bir önceki bölüm mavi emistik renktir. Böyle şey kameraya doğru tutayım mı defterim, bu sayede yüzüm aşağıda olmaz okurken. Tamam. Büyülü bir... çok uzun not aldım yine ben ya. Hızlı okuyacağım. Büyülü bir sesin sabahında lanetler yola koyulur. Mistik koru büyülü sarmaşıklardan bir duvarla korunaklıdır ama bizim Vicky'nin cin ateşi için dert değil. Yıkıntı harbi yıkıntıdır ve tuhaf bilmeceli heykelden başka yol bulamazlar. Ekibin sözde akılları uğraşa dursun, bizim Hugo şansına bilmeceyi çözverir. Bundan sonra çenesini tutabilene hayret. Heykel bizimkilere yolu açar ve korunun derinliklerine doğru yola koyulurlar. Havada antik büyülerle asılı kalmış eşyaların olduğu bir odada üç açık yol arasında kararsız kalınca Hugo eski dostu Mavi Boncuğa danışmak ister. Fakat ceket cebinde telef olan zavallı kurbağayı gömmekle yetinirler. En azından Kristal'ın büyülü pusulasının yem derdi yoktur da bizimkileri doğru tarafa yönlendirir. Tuhaf büyülü mantarları görünce Raikard meraklanır ama Hugo nasıl merakı Raikard'ın babasını kendisi hakkında notlarında. O alınsın da dünyada kimse Hugo'dan narsist veya kronik yalancı şekilde bahsedilmesine şaşırmaz. Yolda Merea'nın Atlantis'i kuruşunu anlatan... Kuruşunu, evet değil mi? Kurmasını... Kuruluşunu. Merea'nın Atlantis'i kuruşunu. Kurmaktan kuruş. Kuruş, evet. Onun kuruşunu anlatan freskleri inceler. Lanetlerin gözünde yılan sembolü. Ve Merea'nın çocuğuna takılır. Bir de tünelin sonunda bekleyen dev örümcek. Örümceği uzun uzadıya tartışıp bir şekilde alt eder ve koşa koşa tuhaf satır heykel hayaletin gösterdiği yoldan aşağı inerler. Biraz nefeslerini toparlarken Monty fresk inceler, Raikard'la Bogum çiçek toplar, Crystal atıştırmalık hazırlar, Hugo da biraz kopuz tıngırtadır. Fakat Vicky'nin ne edüğü belirsiz cini, gizemli şişesi ve tehlikeli çiçeği Hugo'ya tak edince bir kavga patlayıverir. Laf dalaşı derken kendilerini bir bahçede buluverirler. Tehlikenin göbeğinde. Hızlı okuduğumu düşünelim. Bence de başarılıydı. O zaman hemen Roll 20'ye gidelim. Ve kavga şartlarımızla başlatalım. Aman. Geçen sefer bunu başlama zarı olarak mı çevirmek daha doğru bilmiyorum. Initiative. Sıralama zarınızı atmıştınız. Kimin başladığını hatırlıyor musunuz? Birazcık geriyim. Ben 14 attım galiba. Monty başlıyor. Raikard'ın arkasından bu geniş kapıdan geçip bu büyülü bahçeyle karşılaşmıştınız ve yerin böyle bir şekilde oynadığını ve siz de o alttan gelen hafif depremi hissetmiştiniz en son. Ve karşına baktığında bu bir sürü rengarenk çalıların ve çiçeklerin etrafında çok uzakta yavaş yavaş böyle formunu almaya başlayan bir höyük deniliyor. Höyük bunun Türkçesi ama böyle işte şeyden, çimenlerden, dallardan, otlardan oluşan bir canavarı görüyorsun. Ben neredeyim? Siz sağ üst köşedesiniz. Buradan. Bir de küçük yaratıklar var o zaman. Öyle mi? Şu an etrafında sadece mantarları görebiliyorsun. Mantarlar görüyorsun, değişik. Ama hareket ediyorlar mı? Bilmiyorsun. Ama bu sarsıntıyı yapan şeyin kaynağını biliyor muyum? Özür dilerim. Açılmasını beklerken senin betimlemeni kaçırdım birazcık. Ya karşı taraftan geldiğini hissedebiliyorsun. Böyle yer yarılmaya başlıyor ve o işte etrafındaki dallar, sarmaşıklar bir araya gelerek bu höyük adamı oluşturuyor. Höyük adam. Höyük adam mı? Adam. Yeşil olan mı höyük adam? Evet, şu yeşil. Ha şu. Turuncu tamam. Gözüm. Şey, turuncu o şey. O zaman... Büyük adam. Ben birazcık ile... ama yapmak yarım köfte mi istiyorsun, büyük adam? İlerlemek istemiyordum bir saniye. Ande ne lan? Tamam. Olduğum yerden arbaletimle ben saldırmayı deneyebilirim büyük adama. Dene bakalım.
range'in değil mi orası? Evet. Bayağı 75 falan. Hayır hayır. 30 ile 120 arası benim range'im. 80 şu an. 17 vuruyor mu? Evet. Yani 30 ile 120 arasının dezavantajı vurmuyor musun? Ya ben yanlış hatırlıyorum. Hayır, 120'den sonra. 120'den sonrası mı? 30'dan öncesini, tamam. 120'den evet. Sonrasını dezavantajlı. Okay. Aynen. Okey, sorry. Ama şu an hiç sneak attack'im falan bir şeyim yok da. 4 hasar alıyor. Ben kendime şey vereceğim. Hareket etmeyeceğim bu turda ve bonus aksiyonumla avantaj vereceğim kendime şeyle. Onun bir adı var da. Rogue özelliği o. Cunning. Aim bir tamam. Şey. Söylerim onu. Bu kadar. Cunning action miydi? Cunning action gibi bir şey. Improved cunning action mı? Öyle bir şey. Tamam. O zaman sıra Bogum. Bogum. Hop. Bir şey mi oldu demin? Biri düştü. Improved can- biri mi düştü, biri mi geldi? Ben bakmıyorum arkadaşlar Discord'a. Kimse gelmemiş, ben bakıyorum. İyi tamam. Devam ediyorum. Bogum arkadan geliyor. diye. Ve o da son hızıyla şey gitmeye çalışacak. Tuz. 5-40. Aşı yaramaz, benim ayağımda sırıp duruyor ya. Şöyle şuraya kadar gelebiliyor. Buradan o zaman şeyini atsın. Yıldızlarından birini atacak o da. Onun range'ine bakıyorum hemen. Tik 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 tik. Tamam. Yes, buradan iki tane. Hizarlarımı çıkarmamışım ben de. Burası niye bu kadar boşluyor? Oho, dur oho. Neyse, ilkinde vuramıyor. İki attı çünkü. Diğerinde tık 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 tık. Tamam, vuruyor diğerinde. Ve bir tane yıldızıyla diye atıyor böyle o şeylerin, sarmaşıkların bir tanesine yapışıyor ve birazcık hasar veriyor. Sıra, hop, Vicky sende. Güzelmiş. Bakarım hemen. Evet, bence 26 vuruyordur. Evet, vuruyor. Evet, tahmin etmiştim. Hemen. Dört ateş hasarı. Sen ne yaptığını da anlatır mısın bana? Direkt vurdun, hiçbir şey söylemedin. 26 dört ateş hasarı. Bir, 26 vurup dört hasar yapıyorum. Bir firebolt. Şey vurdum, hasarı vurdum. Range'ine baktın mı peki? Evet, 120 feet. Tamam, oradan 120 feet uzaklıkta mısın? Ona baktın mı mesela? Evet, tamam. Sen Firebolt'unu yolluyorsun böyle çalıların etrafına huş 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 geçip sarmaşığı hüyük adama vuruyor. Küçük bir orada hafif böyle dumanın çıktığını görüyorsun sadece. Kaç hasar demiştin? 4. 4. Güzel, 4-4 vura vura gidiyorum. 4-4'lük. Az bir hasar verdi ama bunu söyleyebilirim. Beklediğinden daha az yanmış gibi gözüküyor. Ateşe dayanıp bu şey gibi işte. Eski ateşe dayanıp yapmak işte. Ne Nidorini erkeğini pembe yapmak gibi değil mi Cem? Vicky başka yapmak istediğin bir şey var mı? Ateşe dayanıklı değil mi? Başka yapmak istediğim bir şey birazcık şöyle gelebilirim. Şöyle geldim. Birazcık. Yaratık var orada. Yaratığın üzerine geldin. Nereye geldin? Mantarın üzerine geldin. Evet. Mantarın üzerinde ya. Duruyorsun şu an. Üstündesin bayağı. Yoo. Bir kare kalitemle
Kenara geç. Kenara geç. Onlar çektiğinin üstüne mi? Tamam, hadi kenara geç. Bak orada tamam, bir mantar sen... var. Aa evet. Sen geldiğin an bir kocaman bir çok böyle tiz bir çığlık duymaya başlıyorsun. Üf ya. Yapmayacağım. Çığlık, sürekli çığlık ekleyip bir çığlık yapamamam. Ve böyle seni aşırı rahatsız etmeye başlıyor. Sıra Rykard sende. Ben... Sonra Krista sende olacak, şeyini hazırla. Yes. Keşke bunları dungeon'a yapsaydım. Öncelikle bir saniye, bunun şeyine bakmam lazım. Tamam, bunu bir saniye sonra bakarım. Elimdeki kılıcı bir diye çekip hemen yine suyuyla birlikte donduruyorum full pıhtıyı. Ve tamam. Vicky'nin yanındakine doğru koşuyorum. Şunun alt kısmına girebilir miyim Vicky ile flank alabilmek için? Yani evet. Ağacın altına. Tamam, önce bir önce birkaç hasar alıyorum. Ama... yola bakayım. Bir. Avantajlı olmayacak. Okey. Flank alsan da. Okey. Normal düz atıyorum. Tamam. 20 vuruyor mu? Biz 20. Evet, vuruyor. Okey. Sarma da atayım. Güzel. 15 hasar. 15. Yani 14'ü ha. Piercing, 1'i de cold. Tamam. Oha. Dip dip bir saniye. Bunu söylemişken bakayım. Okay. Problem yok. Sen pıhtıyla beraber diye geçiriyorsun pıhtıyı mantarın üstüne. Böyle yapıp küçük bir çığlık atıp gidiyor. Haluvici. Ve çığlığın da gittiğini duyabiliyorsunuz. Ha, güzel öldü. Başka bir şey var mı yapmak istediğin? Ben kaç kare harcadım buraya? 1, 2, 3 kare harcamıştım buraya gelmek için. O zaman 1, 2, 3, 4 kare de şuraya gelip turumu bitiriyorum. Ve yine bir çığlık duymaya başlıyorsun. diye. Yanındaki mantardan geliyor. Sıra Crystal'da. Şurada. Ben birinci seviye bir Chaos Bolt yapacağım şu. Ne adamdı bu? Büyük. Hüyük adama. Adam da değil adam. Yani şimdi şey yapıyorum ama hüyük. Hüyük birey. Mistik koruda hüyük. Hain hain. Bu şeyde yüzükler arasında mı vardı? Hüyük kişiler. ...22 vuruyor mu? Evet. O zaman vurdum. Bakalım sekecek mi? O zaman vurdum gitti. Vurdum. Ne vurdun? Vurdum işte. Görecek şimdi. 4. Bir de al. Dokuz, 12 hasar vuruyorum. Sekmedi. Ne hasarı? Onu da seçeceğim bir saniye. 5 ya da 4. Force damage vurayım. Lightning vurayım. Şimdi bu fotosentez falan yapar. O yüzden. Force damage. Çok doğru. 12 hasar mı? Evet. Demiştim. Tamam. Sen gölgelerine yolluyorsun ve onun böyle bir an bütün o sarmaşıklarını diye geri itirip sonra tekrardan yerine tekrar oturduğunu, böyle sarmaşıkların birbirini daha sıkı sıkı tuttuğunu görüyorsun. Başka yapmak istediğin bir şey yoksa... Hırsın hangilerine vurdu? Höyük kişisine vurdu. Höyük'ü vurdu. Höyük kişisine, okey. Hugo sıra sende. Tamam. Ben şöyle bir iki kare gideceğim. Şu an benden 30 feet'ten uzak değil, değil mi Rykard? Aynen. Hayır. O zaman iki kare gideceğim. O ağacın şeyi
Gövdesi böyle arkasına saklansam bana beni koruyacak boyutta gibi duruyor mu? Ya bu böyle biraz daha dev bir çalı gibi düşün. O yüzden hani half cover daha çok. Ya yine cover alabilirim ama yani içinde. Evet. Tamam. Ben şey yapacağım. Bir iki adım öne çıkıp cebimden bless kartını çıkartacağım. Ve bless basacağım. Şu şeyim için, benim bless'im için. Bir tane köpek hayalet Golden Retriever Rykard senin yanında belirecek. Oo. Bir tanesi Bogum'a kaç metre uzaktayım? Bogum'a çok uzağım. Bogum'a 30'dan uzağım değil mi? Bak ona şu an bileslemeye uğraşıyorum ben şeyleri, bireyleri. Bogum benden çok uzak. Tamam. Bek olma. Yapmayacağım o zaman. Tamam. Bir tane Rykard'a, bir tane Crystal'a, bir tane de Monty'ye. Yanınızda Golden'lar belirip böyle diye şey yapmaya başlayacak. Önümüzdeki bir dakika boyunca her saldırınız veya kurtarma zarınıza 1d4 ekleyebilirsiniz. Nice. Köpeğin desteğiyle. Onu işaretleyeceğim. Sonra şeyin arkasına saklanacağım. Çalının arkasına yarı şey almak için. Ve tamam. Böyle şey öbür yeni aldığım desteği açacağım, şey diyeceğim. Senin şehrindeyiz, bana yardım et Mera'ya deyip Atlantis destesinden kaç çektim. Okey. Bonus aksiyonumla. Hep aynı kartı çekiyorum anasını satayım. Bu kadar değil mi? Bu kadar. Şuradaki mantar bir anda böyle ayaklarını çıkaracak ve... Buradaki dediğin? Şuradaki. Şurası. Onlar da mı doğru gelecek. Evet. Evet, onlar da mantarlar. Farklı mantarlar. Ve Bogum'a şeyleriyle dokunkaçlarıyla vurmaya çalışacak. Dokunaklar. Ve vuruyor. Dokunkaç. Dokunacak, kaçacak. Dokunacak, kaçacak. Dokunacak, kaçacak. Bokunca. Ben Bogum'u kurtarmıyorum bu arada. Ölürse diriltirim. Ve Bogum'a böyle şey görüyorsun, dokunaçlarıyla vuruyor sadece. Ve vurduğu yerin böyle bir anda yavaşça çürümeye başladığını görüyorsunuz Bogum'un. Şuradaki de böyle deyip bir adım buraya gelecek ve sana vurmayı deneyecek Rykard. Uzaktan böyle dokunaçlarını atacak sana. Bogum'a kolay gelsin. Bana vurursa bana çürüyor. 20 vuruyor mu? Şey düz 20. 20 vuruyor. Vurması çok isterdim ama vuruyor. Bizim temp HP'miz var mıydı? Şu an benim var. Olmanız lazım galiba. 2. Bir kişi daha yemişti ama kim yedi hatırlamıyorum. Sanırım sen yemiştin Monty. Ama yazmamışım galiba. Neyse, sen dinlenmiştin de çünkü hepsini şey yapmış olabilirsin. Bir sanki tanesi de böyle vuracak sana. Acaba? Neyse. Bilmiyorum bak. Rykard böyle yanağına hafifçe dokunacak ve orada böyle yavaş yavaş bir sızının başladığını hissedebiliyorsun. Nekrotik hasar veriyor. Sonra diğer kıskaçıyla da vuracak sana. Kıskaç, dokunkaç. Onu tam yanağına hasar almışken diğerinde geldiğini görüp eğiliyorsun ve vurmuyor sana. İki attım çünkü. Ve sıra Höyük'e geliyor. Biraz daha yerden böyle sarmaşıkların çıktığını görüyorsunuz ve böyle daha da büyük bir şey haline geliyor. Ve... Büyük adam. Rykard sana kaç vurdu? Evet kaç vurdu bana onu söylemeden aynı. Aa şey bir hasar dedim ya ilkinde, ikincisinde vurmadı. Bu yine kendi şeylerimi, kendi kendilerini vurdurtuyorum maalesef. Ama Bogum işte böyle biri. Bogum çürüdü. Dip 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 dip. Vuruyor. O da böyle şeyle içinden çıkan bir sarmaşık kol onu yakalayacak. Vallahi ödüm Bogum'a karıştı. Sürekli Bogum panları mı yapacağız bu oyun? Ve Bogum'u böyle bir anda yakaladığını görüyorsunuz ve sanki böyle bütün kemikleri kırılmış gibi gözüküyor Bogum'un. Yakalayıp yavaş yavaş içine çekecek. Sıra Monty'de. Aa, ben bunu görüp Bogum deyip hemen tekrar aynı şeyi yapmaya çalışacağım. Yine Hödük adamı
Ay hödük. Ne? Hödük. 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 Kişiyi hedefleyerek avantajlı bir şekilde atmaya çalışacağım. Yapıştır. Zaten darda 18 geldi. Az önce toplam 18 vurmuştu. Tamam. Avantajlı attığım için de sneak atayımı da ekleyerek hasarı şey edeceğim. On, 11 hasar. Tamam. Başka yapmak istediğin bir şey var mı? Sonra da şuraya Hugo'nun yanına gelip o çalının altına saklanmaya çalışacağım. Tamam. Ben şey yapayım. Git kendi çalını bul. Git kendi çalını bul. Sana yardım edeceğim. Dur. Deyip saklanmak için de zar atıyorum. stealth ekliyorum değil mi? Yes. 21. Tamam. Sen Hugo bunu söylüyorsun Monty'ye ve sonra bir anda gittiğini düşünüyorsan tamam kendi çalısını bulmuş diye düşünüyorsun. sıra bulduğunda sonra bir kere... Ben şey yapayım. Bak bak burada da varlar, burada da varlar. Vicky hazırlıklı ol. Bogum'u böyle yavaş yavaş şey yakaladığını görüyorsun. Son şey nefesinde kurtulmaya çalışacak. Gerçekten şanssız biri. Ve o son şeyde böyle kuvvet şey yap atıyor kendini dışarıya doğru. Tın 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 tın. Nice. Tamam. Demin çok hızlı bir şekilde koştuğunu görmüştünüz ve böyle çok güvenli bir şekilde gitmişti kendisine. Temporary hit point kazandırmıştı. Şimdi onu kullanıp tekrardan buradan kaçacak. Hatta bir patient defense olarak. Öğreniyorum monk oynamayı gördüğünüz gibi. Ben sonra. Açıkçası yine ama her zaman gibi monk'la en önden tek başına gidip dalıp bütün dayağı yiyip geri dönüyorsun. Hiç şaşırtmadı. Şöyle gitsin. Tamam. Kaçıyor buraya doğru. Kurtulup ama çok zor karşında görüyorsunuz böyle yere düşüyor. Ondan sonra kalkıyor ediyor. Gidiyor. Uf yine çok şanssızım deyip uzaklaşmaya başlıyor. Sıra Vicky sende. Tamam. Ben yine uzaktan bir ateş hasarı vereyim kendisine de. Evet 25 de vuruyordur herhalde. Vuruyor. Firebolt mu yine? Yes Firebolt. 10 ateş hasarı. Sen Firebolt'unu atıyorsun. Başka bir taraftan vuruyor. Ama böyle yine beklediğinden çok daha az bir hasar aldığını görüyorsun. Başka yapmak istediğin bir şey yoksa sıra Rykart'ta. Başka yapmak istediğim bir şey yok. Okey. Krista sonra sıra sana gelecek. Rykart ne yapıyorsun? Ben karşımdaki bu çürümüş hem yananma şey yapıp hem de durumumu hemen bir inceleyip kendi vücuduma kan pompalıyorum hızlı. Bütün böyle tamam. Kaslarım böyle bütün damarlarım bir anda sertleşmeye böyle biraz daha böyle açılmaya başlıyorlar hepsi. Motorcuğumu kullanıp dexterity'mi arttıracağım. Okey. Onu saklıyorumla. Sonra saldırı olarak da yanımdaki küçük mantara diye rapier'ımla bir tane geçireceğim. Okey yapıştır. 19 vuruyor mu? Yes, vuruyor. 12 piercing, bir de cold hasar. Tamam. Sen aynı şekilde bu mantarı da çığlık atakla yeter deyip put diye geçiriyorsun. O da böyle diye çığlık atıp o da kendini bırakıyor. Ben şeyimle de var yapmak istediğim bir şey daha tabii ki de. Lütfen. Son hareketlerimi de kullanıp bir tane... dur ne yapıyorum ben ya? Son hareketlerimi de kullanıp bir... 2, 3 şöyle geliyorum. Etrafını dolaşarak. Okay. Tamam. Crystal sıra sende. Bu arada bu hareket ettiğini gördüğünüz mantarlar dışında diğerleri gayet normal görünüyor şu an. Bunu da söyleyeyim.
Ben hani işaretledim kendim için ama siz daha farkında değilsiniz. Diğer taraftakilerin ne menem olduklarını. Kristo sıra sende. Ben yine burada şeyde kalacağım. Arkada kalacağım. Hı-hı. Çok girişmeyeceğim içeri. Yine aynı şey görüyorum. Bir daha denesem mi yani? Belki bu sefer seker bir daha birinci seriyeden. Hayatın gerçekten kasbol sektirtmeye çalışarak geçiyor. İnşallah seker. Bilgisayarıma şarja takmam gerek. 20 vuruyor mu? Vuruyor Caniko. Yine sekmedi ama güzel attım. Oo, iyi attım. Oh. 21 hasar yiyecek. Bu çocuk. Ne hasarı? Psychic mi yesin, Thunder mı yesin? Psychic yesin. Psychic yesin, olmayan beyin dolusu. Psychic mi? Immunity çıkacak göreceğim size. Ateşe immün işte, bir de Psychic çok alakalı. Ay, ay. Ateşe immün değil, resistant. Resistant işte, neyse. Aynen. Sen Chaos Bolt'un bir kere daha yolluyorsun, o bütün gölgelerin ona doğru koşup onu bir kere daha... Ne, hangi, ne, Psychic hasar şey yapmıştın? Bu sefer böyle... Hmm. Bütün o görebildiği deliklerden fış 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 giriyor bütün gölgelerin ve sonra bir anda böyle o höyüğün kapanıp sonra tekrar açıldığını ve o şey gölgeler içine attığını görüyorsun ama canı yanmış bir şekilde yapıyor bunu. Küpek. Küpek. Onu size kıpırdamayacağım. Orada yakın duracağım arkadaşlarıma. Hugo sıra sende. Ben de kıpırdamayacağım. Ben bonus aksiyon arıyorum kendime yapacak da bonus aksiyon bulamadım. O yüzden hüye bakıp şey yapacağım. Aslında bir saniye ya, buna bakmalıydım, özür dilerim. Hüyük benden at... Aa, bir şey açtım şu an. Heh. Tamam 55. Şey çollardan bir anda çıkacağım. Direkt hüye doğru bakacağım. Böyle bir gözü yüzü var mı? Hiçbir şey. Gözü varmış gibi gözükmüyor şu an. Baktığında böyle. Tamam. Hani birbirine üzerine geçen sarmışlıklar. Pödük! Diye bağıracağım bana baksın diye. Sonra yani herhangi bir şekilde bana döndüğü anda bütün o sarmışık yuvası... Ne kadar uzaklıktasın böyle... şu an şeyden? 55. Tamam. Sana doğru böyle bütün vücudun döndüğünü hissedebiliyorsun. Böyle yüzümden bir anda şeyler, hayaletler dökülmeye başlayacak ve özellikle Merea'nın hayaletin dökülmesini istiyorum. Dissonant Whispers basacağım. İkinci seviyeden basacağım. Neden tamam. Olmasın çünkü. ve şey, Wisdom Saving Throw atması lazım. Wisdom, bilgelik kurtarması okay. Atması lazım. Ne kadar bilgi göreceğiz şimdi. Ben çok artık biraz bekleyin, şey, DM zarlarıma geçeyim, böyle olmuyor. Çok bilgi olsaydı bizimle de savaşmazdı. Geçmemeliymişim. 6 attım. 6. Kurtaramıyor. Eğer korkabiliyorsa şu an korkup benden kaçması lazım hızlı kadar. Reaksiyonu kullanarak. Yes. Okay. Ve 16 hasar yiyecek. Psychic. Geriye doğru böyle sarmaşıkların geri gittiğini görüyorsun. Ve 15 psychic hasar alıyor. Geri git! Deyip sonra o korktuktan sonra böyle o şeyi korkup yüzü tutacağım bir an. Sonra arkamı dönüp bonus aksiyon olarak da sağma soluma Crystal'a bakıyorum. Öldür şunu! Diyorum Crystal'a. Bu kadar. Tamam deniyorum. Yaklaştırma bize. Kimse mi atacağım bir daha? Bu kadar. Tamam. Hareket etmeyeceğim. Şuradaki mantar sonra fışt, fışt. Buraya geliyor. Mantar zaten yanındaydı Raykak ve sana saldırmayı deneyecek. Dokunaşlarıyla yine. Dokunaklar. 8 vurmuyordur diye düşünüyorum. Tekrar deniyor. Mantarların arasında kaldım Raykak.
Yine aynı zar attım ya. Üf. DM zarlarım bile çalışmıyor. Dur yeni zarımı alayım. Her zara deniyorum. İki taraftan sırf vurmaya çalışıyorum ama sen hepsini çok hızlı bir şekilde öğrendiğin için onun hareketlerini hemen kaçmayı başarıyorsun. Yalmaz. Buradaki gidip Bogum'a yaklaşmaya çalışacak ama henüz ulaşamıyor. Şuradakiler de gitsin. Bunların hızları 10 feet mi? 5 feet. Bu kadarlar. Ya ve sıra ne kadar sadece bir kere reaksiyonu kullanıp kaçıyor değil mi? Nasıl işliyordu o? Bir tamam, an bir daha geri gelebilir. Bir yaptığım anda reaksiyonu kullan. Yani bir anlık bir korku. Tamam. Korkmuş sayılmıyor yani. Tamam. Bu da bir an geri gelip sonra bütün sarhoşu hızlı bir şekilde Aykar sana gelecek. Yanına gelip böyle sanki nefes alıyormuş gibi hissedebiliyorsun yanında. Sarmışlar böyle açılıp 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 kapanıyor. Şu an bir şey yapamıyor. Ve sıra Monty'de. Hemen aynı şeyleri yapacağım. Saklandığım için yine avantajı atabilir miyim? Ne atabilir misin? Saklandığım için avantajı. Evet, evet, evet. Hı-hı. 23 vuruyor mu? Tabii ki vuruyor, değil mi? Kaç? Bir şey bakıyorum da bir dakika. Sen at at zaten vuruyordur 23. Şimdi bunu sorayım size teknik olarak. Blind sight'ı var bu canavarın. O yüzden ne kadar saklanabilir diye düşünüyorum. Ne kadar blind sight 60. Var? 60. O zaman saklanamaz. O zaman saklanamaz tamam. Yani. O yüzden... O zaman düz mü atayım bir tane? Aynen düz at bir tane. Onu düşünemedim ben pardon. Kim atıyorsa hüyük adamı mı atıyor? Evet. Evet hüyük adamı atıyorum. Evet. Ama seni ilk atak çünkü... Yes, ben. Çünkü seninle ben. Ama 3 attım. ama sneak ataklı bir 3, öyle düşün. Yani 3'ten 4 ve 6 bir. Şey, 1d4'e yes. Ektim Bless'ten. Bless'ten şey 1d4 avantajı yok mu? Bless'ten 1d4 ekledim mi? Avantajı yok mu? Bless'ten 1d4 eklememi... Ne konuşuyoruz biz avantaj? Hiçbir anlamı olmayacak ama... Bless'in ekleyince kaç oluyor topla? Ya benimle oynuyorsun şu an. Çok kötü davranıyorsun bana. 7. 4 attım. Bir saniye toplam artım ne? Ama... Artımı unuttum. Evet özür dilerim tamam. Evet onun için 14. Soruyoruz. Biz seninle oynamıyoruz. Sana yardımcı olacağım. Tamam, ama yine de yardımcı olalım. Yine de... O kadar sinsi bir şekilde şeyin hançerin geçip gidiyor ki hiç kimse fark etmiyor geçtiğini. Bir tek sen görebiliyorsun. Tamam ben o zaman yine yerimde duracağım ve kendime avantaj vereceğim. Bir dahaki tur için. Bu senin cunning action'ın değil mi? Evet aim bu. Sen bunu bonus aksiyon olarak kullanıp aksiyonunu avantajlı yapabilirsin bu arada. Hayır for the next turn diyor. Betimlemede. Kız biliyor rogue oynamayı karışık. Evet. Birileri okumuş kuralları. Yeni ama bunu ilk kez kullanıyorum. Geç olsun güç olmasın. Aynen öyle. Aynen. Bogum buradan buf buf gelip en azından mantar öldüreyim diyor ve vurmayı deneyecek şimdi. Hugo, niye görünüyorsun? Nice. Hayır, bunun şey neydi? Benim gözlerim okay. Hala hayal ediyor. Bunu biliyor. Altına yapıyorum şu an. Yıkıntıdan güneşe çıktık ya, o yüzden gözleri kamaşmıştır. Kördülence. Kristal da kedi bulmuş nice. Kendini. Nice. Evet. O senin hayalet kedin değil mi? Ben şu an çıkartmadım ama benim hayal kedim Kristal'ın üzerinde olabilir. Ben de burada kendi kendime oynadım. Bir tane vuruyor. Lop lop lop. Bonus aksiyonu bir yumruk tak olacak.
diye içinden şey çıkıyor. Duman çıkıyor mantarım. Bir kere daha vuruyor. Ah, bunu da vuruyor. Yay! Ama bunu az vuruyor. Gözümde yansımadan kendinizi görebiliyor musunuz? Çıkar. Tamam. Bogum'un mantara buf buf yumrukladığını görüyorsunuz ve böyle mantarın içinden morumsu şey çıkıyor, dumanların çıktığını görüyorsunuz. Sonra seviniyor diye ve sıra Vicky sana geçiyor. Tamam. Ben şöyle 30 feet ilerlemek istiyorum. Şöyle 30 feet gideceğim. İlerle ama evet, orada evet, şey sarmaşıkları evet, görebilirsin. Şöyle dönmen gerekecek. Raykar sen dönmüştün, o yüzden sana söylemedim ama. Yanlış hatırlamıyorsam. Şuradaki sarmaşığı görüyor musun dikenli? Göster, hemen göster. Böyle etrafın... Aynen göstersen. Sandasın, ha. Evet. Şu şeyler. Evet. Onun etrafından dolaşmayı deneyebilirsin. Düz geçeceksen de senden bir dexterity saving throw isteyeceğim. Hmm. Ben duvarda koşabiliyorum zaten. Taştan tırmanmışımdır ben. Aynen. Yok. O zaten o taraftan geçmiştin, o yüzden şey yapma. O zaman düşünüyorum. Tamam, ben yine bir Eldritch Blast basayım bir sonraki şeyde. Geçeyim oraya. Okey. Höyüye mi vuruyorsun? Aa, ama şey vurmuyor değil mi? On vurmuyordur değil mi? Hayır, vurmuyor. Tamam, o zaman ben ne yapayım? Şu kayanın etrafından dolaşıp şöyle... Ne kadar? Şurası 10 etse. Kayanın üstünden geçebilirsin bu arada. O problem değil. O şeyin üstünden geçemezsin. Aa, öyle yani mi? O zaman şuraya kadar geliyorum. Tamam, Raykar, gel. Raykar çekil oradan. Raykar da geri gel. Peki niye her şeyin üstünde çıkmaya çalışıyorsun? Şuraya geldim. Raykar da şey diye bakacağım. Geri gel. Uzaklaş oradan. Patlatacağım burayı. Yabancı. Ben duruyorum. İçimde patlatacağım. Uzaklaş. Yabancı. Bunu derken de böyle kayanın üstünden çıkarken bir tane Eldritch Blast atıyor arkandan Raykar. Fakat hem senin hem de höyüğün üstünden geçip gittiğini görüyorsun. Raykar sıra sende. Ben... Git çok git. Bir iki şeyin yanına geliyorum. Hı hı. Vicky'nin eğer opportunity attack alacaksa alabilir. Ha, evet alacak. Yani neden sonra yanındaymışsın diye düşün. O zaman Burning Hands'imi kullanabilir miyim? Sen sıranı savdın. Sıra sana gelince. Ha, tamam. 15 vuruyor mu? 15 vurmuyor. Tamam, o zaman arkandan yakalamaya çalışıyor seni ama sen... Direkt. Gidiyorsun. Bu yanındaki arkadaşa hemen rapier'ımla bir bıçak gösterisi yapacağım ona. Tamam. Zar seçiyorum. Ha, bir hata var, bir tane alayım. Net 20. Bir alana atmıştım. İkincisi de net 20 vay geldi. Vay be. Kötü evet, hakkını buyurun, kullandı çünkü. Bir daha piercer özelliğimde bir daha atayım. 3. 3, 6, 7 daha, 13, artı 2, dur, doğru mu hesaplıyorum şu anda? Bir saniye, yanlış hesaplıyorum. 3, 6, aynen 7 daha, 13, 1 de kolda sar, 13 piercing, 1 kold. Tamam. Yani 14 hasar alıyor. Aynen. Şeyle de, bonus aksiyonumla da, bir tane gözümden yine bir kan çıkartıp dur kaç feet'ti bu? 30 feet. Tamam, gözümden bir tane kan yapmıyorum. Tamam. Bu kadar mı? Bu kadar aynen. Crystal sıra sende. Ben artık gideceğim ki. Yeter artık diye bir ikinci seviye basacağım. Ne yapıyorsun ikinci seviye acaba? House Bolt. Çok merak ediyoruz. Sekecek bu sefer.
Zik bu sefer. Güzel. Ay çok gerildim. 25 vuruyordur ya. Vuruyor. Vuruyordur ya. Vuruyordur ya. Zarları değiştireceğim. Sekmedi. Ben üzülmeye başladım. Olsun, biraz Ceren de başaramasın bir şeyleri. Bir dakika. Bu da şey zaten miydi? Böyle hani netirme atmak gibi bir şey yani. Olağanüstü başarı arıyor zaten. Normal bizim aradığımız bir başarı aramıyor. Ne bileyim ben. Biz vurmaya çalışıyoruz. Bizim amacımız vurmak. Yani başarılı bir şekilde saldırıya vermek. Sesini 20, duymuyorum. 22 oluyor sanırım. Doğru mu hesapladım? 9, 6, 7. 22 mi? Aynen. Yine sakin duruyorum. Tamam. Madem sen canım... yine aynı şekilde bütün gölgelerin böyle deliklerden tekrar içeri giriyor. O tekrar böyle kendini korumak için kapanıp tekrardan gölgeleri atıyor. Bağırabilse bağırırdı. Başka yapmak istediğin bir şey yoksa sıra Hugo'da. Sekmedi ama acıttım diyorum Hugo. Neyi sekmeye çalışıyorsun anlamış değilim. Ben çaldan çıkıp elim mor elimi uzatacağım. Chill touch yapacağım Hüdük adama. Hüdük adam. 22 vuruyor diye varsayıyorum. Vuruyor. Ah, 3 hasar. Hiçbir. Nasıl yapmak istersin Hugo? Bir tane böyle mor bir el şeyi, bir tane böyle deliğine... Kristal'ı açtı boşluklardan birine. Girip çıkıyor şeyin senin de. Minik elin, küçük bir el. Başka bir şey... Başka bir şey yaparsam bonus aksiyonumla bütün bonus aksiyonu kurduğum şeyler gider. O yüzden yapmayacağım. Tamam. Oturuyorum. Hiçbir şey yapmıyorum. Bir şey diyorum. Artık biri öldürsün şunu. Sıra mor mantarlara geçiyor. Raikart ve Vicky sizin yanınızdaki. Vicky sana vurmayı deneyecek. 16 vuruyor mu? On altı vurdu. Sarım düştü. İyi vurdu. Kritti. 7 nekrotik hasar alıyorsun sana dokunaçlarıyla kolundan yakalıyor ve o kolundan sanki bir damarların içinden beynine ulaşıyormuş gibi hissediyorsun acın ve sonra çektiğinde dokunaçın oradan böyle vücudunu çürümeye başladığını görebiliyorsun. Bir daha sana saldıracak o yüzden. Net bir attı. Sen kolunu çürüdüğünü görüyorsun, sonra hemen eğiliyorsun. Of, mantarın dokunaçlarından kaçabiliyorsun. Ben reaksiyon alabilir miyim? Reaksiyon büyün varsa yapabilirsin. Ama... Var. Hellish Rebuke. Bir Dexterity Saving Throw atacak kendisi. Atsın bakalım kendisi. Eş. 14. Tam vuruyorum. 3'te 10 ateş hasarı alacak. Yapıştır. 8, 4, 8, 20. Ateş hasarı. Ateşi böyle o delikli bir mantar şeyden görselden de görebilirsin. O bütün o şubukla sen dokunuyorsun. Touch değil mi orası? Yanlış hatırlamıyorsam. Dokunuyorsun ve böyle bütün o... Evet. Şeyle böyle bütün o ateş şeye giriyor. O deliklerden girip böyle içten yanıyor, yakıyor onu ve böyle küllere dökülüp dönüşüp kül oluyor. İçten yanmalı bum bum mantarı. Aynen.
Izgara mantar olsaydı güzel kokardı. Canım şu an ızgara mantar çekti. Şuradaki boguma saldırmayı deneyecek. Koş bogum geldi. Tanesiyle vuramıyor. Diğeriyle vuruyor. Anne bogum geldi. Dürü dürü dürü. Anne bogum geldi. Ve? Kaç hasardı? Tamam. ona vuruyor. Ve böyle dokunacıyla o da böyle bütün kollarını sarıyor şeyle. Dokunacıyla sonra çekiyor ve böyle oradan yavaş yavaş bütün çürümenin bogumun böyle vücuduna doğru yayıldığını ve bogumun düştüğünü görüyorsun. Aaa! Baygın bir şekilde yere mi düşüyor? Evet. Oo. Ben şimdi sonra bir bogum diye sonra bir an böyle sessizce bekliyorsunuz. Sonra deyip tekrardan gözlerini açtığını görüyorsunuz bogun. Ama nice. Çürümeye devam ediyor. Ve sıra büyükte. Buraya gelecek. Tamam. Vicky sana saldırmaya deneyecek. 11. 18 vuruyor mu? 18 vurdu. Tamam. Vurdu. Vurdu vurdu. 5. 9. Bludgeoning hasar alıyorsun. Ve grapplesın şu an. Seni yakalıyor. Ve yavaş yavaş içine çekmeye çalışıyor. Sıra Monty'de. Okey. Hemen arkadaşımı höyükten kurtarmak için ona saldırmaya çalışacağım. Avantajı açıyorum. Net 20 attım. Bu yüzden avantajı istiyorum. Nice. İşte. Sneak nice, atayım nice, da var nice. Çünkü Raikardi yanında. Bir de avantajlı olduğu için zaten. Ben zaten avantajlı olduğu için zaten. Ben de tam yine Dissonant Whispers yapıp herkesi uzaklaştıracaktım. Hazır Vicky'yi almışken alsın götürsün diye. Vicky'yi içine emdi mi yani? Çarpıyordu. Evet böyle yavaş yavaş içine şey gömülüyor. Sadece zarları ikiyle çarpıyorsun. Zarlar ikiyle çarpınca 20 oluyor. Artı 22. 22 hasar. Toplamda. Dexterity 2 mi? Nasıl dexterity'm değil, şeyin silahın bonusu artı 2. Şeyle arbaletine vuruyorsun değil mi? Evet evet. Okay, o artı 2 senin dexterity'nin üzerine artı 2. Aynen artı 5 evet. Artı 2 yani o. Bu arada. Aynen. Sen yanlış mı hesaplıyordun bu zamana kadar? Şu ana kadar. 3 tane, 3 tane artı 5 ekleyelim. Peki rol oynamayı biliyor dediniz. Rezil de oldu. Rol oynamayı nasıl bu kadar az vuruyor diyorum ben. Nasıl? Ya artı 2 işte bonusu var şey silahın öyle düşün. Bir de dexterity'im artı 5'i mi ekliyorum? Evet. Evet. o zaman kaç dedim yapabileceği ben? Yapabileceği bütün hastaları düşünüyor şu an. 27 bir de. Tamam. Ama benim saldırı zarıma eklediğim bonus neydi? Proficiency artı dexterity değil miydi o da? Evet. Tamam. Tamam o da 7 olunca ben şu an o yüzden kafam karıştı ekstra. Tamam ama şu ana kadar vermediğim bir sürü hasar varmış bu dünyada. Şans olur böyle şeyler. Bence direkt bir tane mantar ölsün. 5 5 5 topla bir mantar gider yani. Mantar bunu görüp direkt ölüversin. Tamam. Sen çalıların arkasından tam böyle ayarlamaya çalışıyorsun. Vicky'yi kurtarmaya çalışıyorsun ve Vicky kafanın tam üstünden böyle hafif saçlarını şey yaptığını hissedebiliyorsun geçtiğini. Ok böyle kafası olduğunu tahmin ettiğin böyle tam ortasına okunu yerleştiriyorsun. O yine bağırabilse bağırırdı böyle içine kapanıp tekrardan kendi boyutuna tekrar alıyor. Çok hasar almış gibi gözüküyor ama hala ayakta şu an.
Başka bir şey yoksa boguma geçiyorum. Ben hareket etmeyip yine kendime avantaj verdim. Verebilirsin. Bogum da bu arada ikisinde de vuruyor yumruklarıyla. Ve hangisiydi? Kırmızı. 3, 3, 6, 9. Yes. Vurup böyle bütün içine kalan toz dumanı da çıkarıyor ve mantarı hallediyor. Yes. Sıra Viki'de. Benim ekstradan bir Burning Hands'im var. Kullanmak istiyorum kendisine karşı. Kullan. Tamam. Ay nereye geldim? İçindeyim hala değil mi? Hareket edemezsin zaten şu an. Tamam şu evet. Anda içindeyim. Bir dakika. Bu mekan değiştirdiğim için. Flör gibi mi? Aa bu arada hayır. Bir dakika bekle. Bir dakika. Sen şu an onun içindesin. O yüzden. Evet. Restrained sayılıyorsun. Tık 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 tık. Dezavantajlı atacaksın o yüzden. Burning Hands'de o atmıyor. Sen atıyorsun Dexter'i. Ha ben mi atıyorum? Tamam. Onu soracak. Evet. Vicky kavganın 20... başından beri birinin üstünde olmak istiyordu. Sonra birinin üstünde oldu. Gerçekten başardı. 20 vuruyor mu? Nasıl? Ne yaşıyoruz sen şu atmıyorsun. An? Sen atmıyorsun. Aa pardon şey Dex. Ay pardon çok özür dilerim. Sen pardon. Yani sen Dex saving throw'unu. Kaç attın? Yine tam vuruyor. Yine tam vuruyor. O yüzden hemen hasarlarımı gönderiyorum. Gönder. 14. Bu arada yarı o zaman. Eğer senin kurtarman 14 ise yarı alıyor. Çünkü kurtarmanı aa, tutarsan o zaman tutarır. Vurmadı. Hayır yarı hasar aldı. Ha okey tamam. Bir daha ateşe denek olduğu için bir yarım daha da buradan alacak. Evet. 3 hasar falan alacak yani. 3 bile fazla. Neyse önce. Arkasındaki mantar da alacak ama. 19. Aa arkadaki için de atayım ben. 1, 8, 10. Tamam o da şey yapıyor. O kurtarmıyor. Valla 29. Bir daha 31. 31. 31. 31. 5 de 6 sayılır. 5 de 6 mı? 5D6 mı? Evet. 5D6 ile maksimum 30 atabilirsin zaten. Öyle nasıl bir de 5D6 neden nasıl hangi fiyattan 5D6? Çok özür dilerim, çok özür dilerim. Çok özür dilerim. 3D6. 3D6 aynı 5D çok durur. Bir daha ben 1D8 vur. Ben 1D8 vuruyorum. Böyle şeyler yapmayayım bana. Bir dakika. Çok özür dilerim. D6 deyip D10 attım. Özür diliyorum. 3 tane atıyorsun ve de 3 tane. 3 tane de altı. 6. 11. 14. 14 7 3. 4. 3 3. Aşağı yuvarlamıyor muyuz? Aşağı yuvarlamıyor muyuz? Ya sizden yukarı ben de aşağı yuvarlıyorum ya. Sizden yukarı yuvarlıyorum. Aa şurada iyi DM'lik yapıyoruz. Hayır 3 olacak o 3. Neyse arkasındaki mantar 14 alıyor ama. Ya da 7 bilmiyorum onu dayanıklı. Sen lalalalalala böyle yapayım. İçinden böyle Burning Hands'le bütün o şey alevi atmaya çalışıyorsun. Ve arkadaki gidiyor. Bir de senden Constitution Save istiyorum. Ve böyle İçeriden o şeylerin yandığını görebiliyorsun. Sarmaşıkların. Ama beklediğinden daha az bir şekilde. Ölecek şimdi. 20. Aynen. Oh. Ölüyorum. Tamam. 20 ile ölmüyorsun. Sakin ol. 20 ile ölmüyorsun. Ama ölebilir vallahi 20 ile de. Tamam. Bir şey olmuyor. Sorun yok. Yavaş yavaş orada böyle havanın azaldığını hissedebiliyorsun. Böyle yavaş yavaş yüzün kapanırken. Sıra Rykart'ta. Yaratık nasıl gözüküyor? Yaratık bayağı artık böyle şey gözüküyor biraz. Yani bazı taraflardan
Ne oldu, ben kaçırdım. Orada kediler... Ya az önce kedi götü falan çıktı ya. Gerçekten. Durmuyor. Müthiş. Bayağı hasar aldı. Artık böyle bazı kısımlardan o sarmaşıkların kendini bıraktığını görebiliyorsun. Böyle çok kötü gözükmüyor ama kötü gözüküyor. Ya ben o zaman aksiyonumla Vicky çekmeye çalışabilir miyim? Şey, Vicky'yi kurtarmaya çalışabilir miyim? Bir şey yapabilir miyim? Onu bana bırak. Tamam. O bende. Sen saldır. Tamam, saldırıyorum o zaman. Saldır. Oo. Hadi D4. 13 vuruyor mu? Hayır. D4 ile 13. D4 ile 13 aynen. İşte. Sen tam Vicky'ye çıkarmaya doğru uzanırken gıdayıp boş ver ben halledeceğim diyor. Sen tamam deyip şey pıhtıyı çıkarıyorsun ama şey yapamıyorsun. Tam kendini pozisyonunu alamıyorsun ve iyi yerden vuramıyorsun. Tam böyle boşluğa geliyor. Vicky vursam ya içeride. Şey Crystal'a geçiyorum Rykard. Benim yapacağım başka bir şey yok aynen. Tamam. Crystal sıra sende. Arkadaşının yavaş yavaş nefesinin kaybolduğunu ve yüzünün artık sarmışıkların içinde yok olduğunu görebiliyorsun. Ben ve Rykard'ın şimdi... başarısız olduğunu. Ben şimdi şuna bir böcek ilacı sıkayım. Şey... Ray of Sickness yapacağım ben olduğum yerden. Sana tamam. Range'im de yetiyor. Bir şey diyeceğim de incapacitated mi şey Vicky? Yoksa sadece grappled mı? Restrained. Restrained, ha tamam. 26 vuruyor diye tahmin ediyorum. Tamam. 26 vuruyor evet. D4'ün de var. Ha aynen. Vuruyor evet, yani 26. Gerek yok. O sadece şansım istiyorsun şey, hani. Hayır, hasarlarını eklemediğimin farkında. Onu ekliyorum. Yok sadece. Hayır, o kanı yapamazsın. Tamam, biliyorum canım. O kadar da değil. Ya. O kadar da oynadık oyunu. Hasarını yap. Bir saniye. Ha şey, attım. Çerezler açan kedi attı. Böyle şey, benden ona doğru böyle bir işte şey, gölgelerle birlikte böyle zehirli bir duman onu sarıyor. Ve 10 hasar alıyor. Poison damage. Ne attın? Yine kalmıyor. 2D 8 attım. Şey, Ray of Sickness attım. İyi bari, bir değiştirdi. Evet. Aynen. Spell slotlarım bitmeye başladı. O zehirli dumanla beraber Vicky'yi öldürüyorsun diyormuş. Yine o aralıklardan giriyor ve böyle yavaş yavaş sarmaşıkların kendini artık böyle bıraktığını ve son güçleriyle böyle bir arada kaldıklarını görebiliyorsun. Az kaldı, az kaldı diye bağırıyorum arkadaşlar. Ve sıra Hugo'ya geçiyor, başka bir şey yapmıyorsun. Ben şeyden çıkıyorum. 30 feet'imde mi şu an Vicky? Neyse bir iki kare yaklaşalım, şöyle biraz yaklaşıyorum. 30 feet de kesinirdi. Vicky tutun deyip yeni Atlantis şey kartımı çıkartıyorum. Elim bu sefer mavi parlıyor Meryad'ın eli gibi. Meryad. Ve Vicky'nin dibinde bir anda bir hiçlikten değil kapı açılıyor. İçinden bir timsah kuyruğu çıkıp Vicky'ye uzanıyor. Vicky tutunması lazım. Vicky tutup içine çekiyor Rykard. Sen de tutunabilirsin istersen bu arada. Ben de tutunayım. Baktım tutunabilecek bir şey deyip atlıyorum. İstersen uzak. Tamam. Bu opportunity attack şey yapıyor mu? Bu direkt teleport ediyor seni. O yüzden okay. Teleportlar opportunity attack almıyor diye. Tamam. Mistis falan gibi şeyler. Ama reaksiyonlarınızı kullanıyorsunuz. Haberiniz olsun. Hı-hı. 30 feet istediğiniz yere ışınlanabilirsin. Kendiniz seçin. 30 feet is senden 6 kare, feet, değil mi? Yoksa benim olduğum yerden. Yani olduğunuz yerden 6 kare uzak bir yere gidebilirsiniz. Olduğun yerden.
Tamam ben şu şey gibi düşündüm de acaba hepsi herkes kafasına göre gidebilir mi diye düşündüm. Yoksa tam onun için bir kelimesi şey yok. Bence herkes bir yere gidebilir. Sence gidebilir. Bence gidebilir. Ben de ona yardım. Yani sonuçta tek bir portaldan sonra iki portala açılması ne kadar mantıklı diye düşünüyorum. Hayır, atıyor işte. Ben de böyle, tamam. Zar atsana bu kadar, hadi bakalım. Onun üstünde atarsan istediği yere gidebilir. Atıyorum. Ben mi atıyorum? Evet. Senin büyüğün çünkü. Tamam. Benden aldığım hayalet zarını atıyorum. Sen karar vermiş ol diye. İki attım. Demek ki gidemez. Tamam, tek bir yere gidebiliyorsunuz. Beraber seçebilirsiniz kişiyi. Tamam, ben yanına gittim. Tamam, ya şuraya. O zaman bunu da Vicky seçer. Çünkü asıl Vicky'ye bastım büyüğü. Tamam, şöyle geldik işte. Tamam. Okey. Hugo şeyi portal açıyor. Daha önce köprüde gördüğünüz benzer o şey kuyruğu, sürüngen kuyruğu çıkıp son böyle yavaş yavaş yok olmaya giden Vicky'nin elini fırt yakalıyor. Raykaç sen de o sırada diğer taraftan yakalıyorsun kuyruğu ve diye portal sizi içeri çekip sonra bu yıkık çeşmenin yanına doğru bırakıyor. Elimden o kart sönerken bonus aksiyonumla Atlantis listeden yeni bir kart parlıyor elimde. Başka bir tane kart seçeceğim. Anasını satayım yine aynı kartı seçtim. Sıkıldım bu kartı seçtim. Bir daha ışınlanmak isteyen varsa bana söylesin. ben geri yerime gidiyorum. Tamam. Buradaki mor mantar Bogum'a gidecek. Bu da buraya gidiyor. Bogum'u unuttum diyorum. Ve ona saldırmaya çalışacak şimdi. Bogum'u hiç sallamadık ya. Vuruyor mu? Bir tanesiyle vuruyor, evet. Şimdi Vogum'u şimdi mi kurtarsam yoksa sonra mı kurtarsam? Ve daha şeyken gözleri açılmış ki düşüyor. Ne? Gözleri kapanıyor. Ben reaksiyonumu size saklıyorum arkadaşlar. Vogum'un mu dedi? Evet, gözleri kapanıyor. Sonra buraya gelecek. Bogum yoluna gitti. Her seferinde bunu... Olur. Bütün zarlarımı her yere sattım. Heyecanım, heyecanım olur. Normal bir kavga bu. Heyecanım bana gerek yok. Kime saldırıyor şu an bu arada Hüydük? Bana. Raykard'ım, tamam Raykard'ı evet, saldırıyorsun. Evet, ve 21 vuruyor mu? Vuruyor. 8 11 15 hasar alıyorsun ve seni yine yakalayıp yavaş yavaş içine çekmeye başlıyor. Biliydim böyle olacağını. Sıra Monty'de. Biliydim. Ben yeter artık, çok yorulduk deyip tekrar Hüdü'ye saldıracağım. Tamam. Yine avantajlı. 20 vuruyor herhalde. Yok. 10 tur yapmamışızdır herhalde diye düşünüyorum şu an. Bence yapmadık. 5. turdayız sanırım. Okay. Ben Bless'ten takip ediyorum çünkü. Evet, o yüzden sordum. Teşekkür ederim. Ben 14 hasar. İyi bir cantrip attım oradan biliyorum. Okey. Monty. Nasıl yapmak istersin? Dur bir dakika, bir dakika. Sen tam bunu yaparken bu arada almayı unuttum. Sen böyle arbaletini şey yapıyorsun. Hedefe böyle bu sefer Raikart'ın şeyinden tam böyle aynı ülkeye yaptığın gibi yapmaya çalışıyorsun. O sırada kafanın içinde bir ses duyuyorsun. Monty, merhaba. Hugo ve Crystal'ın istekleri için birkaç bilgi bulabildim. Siz ne durumdasınız? Her şey yolunda mı? Çok sırası. Benim de 25 kelimelik mi cevabım vardı? Evet. İyiyiz biz de ayrı.
Ormandayız. Bizimle yarın sabah Cefa'nın orada buluşabilirsin. Şu an canavar öldürmeye çalışıyoruz. Lütfen rahatsız etme. Sonra konuşuruz. Kaç oldu sayım? Aslında bunu yapıp saymadım şu an. 17 oldu, 17 oldu. Tamam. 17. Sana soracağımız başka şeyler olabilir. Tamam. Ve sonra bu söyledikten sonra bunu bu arada evet, ağlayarak söylüyorum. Gerçekten yoruldum. Nasıl yapmak istersin? Her şey yolunda falan gibi. Her şey yolunda. Çok yorulduk diye bağırıyorum. Sonra attıktan sonra kafamda sesi duyduğum için bayağı havaya bakıp cevap veriyorum. Sonra baktığımda yere düşmüş oluyor muhtemelen. Nasıl yaptığımı ben de göremiyorum yani. Hedefe doğru şey yapıyorsun, hedefini alıyorsun ve arbaletini ne denir ona? Yolluyorsun okun, tam o sırada Kylie'nin sana mesaj attığını duyuyorsun kafanın içinde ve giderken böyle dikkat dinlemek için şey yapıyorsun, düşünüyorsun, cevap veriyorsun korkarak, ağlayarak. Sonra döndüğünde Rykard'ın böyle üstünden yavaş yavaş sarmaşıkların düştüğünü görüyorsun. Hala üstünde böyle birkaç tane şey var ama büyük gidiyor. Regular. Nice. Ve sıra Bogum'da. Bogum'da sıra. Dese. Bogum ölüm kurtarma zarını atacak. Bogum ölüm kurtarma zarını atacak. Net 20 attım. 14 attım. Sorun yok. Nice. De. Vicky sıra sende. Aa, hangileri kaldı şu anda? Şu mu kaldı? Etrafında şunu görüyorsun. Şu Bogum'un öldüreni görüyorsun. Bogum birkaç mantar nerede? Daha var etrafta. Bogum nerede? Şurada Bogum. Hı. Tamam. Ben Bogum'u sevmiştim. O yüzden ona bir tane. Ona doğru bir tane. Ay. O yüzden Bogum'u öldürüyor. Acısından. Bogum'u öldürüyor. Bırak beni dokunma bana diye bağırıyordun. Ben aslında seni sevmiştim. Bugün ben aslında seni sevmiştim. Sen aslında yapmak istediğim her şeyin tersini yaptığım için bugün. Evet, ben böyle bir insanım. Cinli. Cinliyim ben, cinli. Evet, tamam. Bütünüm bir ayar ters. Ne yapıyorsun? Söyle, hangi büyünü kullanıyorsun? Suratlarına bakıyor musun? Bakıyorum. 20 vuruyor mu? Yine bir fireball patlatayım kendisine de. Ne durumda şu anda bu arada? Hem koşuyorum, hem biraz koşuyorum. Koşarken de bir tane fireball patlatıyorum kendisine. 20 tamam, vuruyor. Kendisine tamam, dediğin Bogum okay. Değildir diye umuyorum. Yanındaki yok. Yanındaki arkadaşı. Ben tamam, şeyde bak, evet. Yol şey yerde yedi. Bogum var, dikkat et. Aman Bogum'a basma. Bogum 7 ateş hasarı alıyor. Böyle iki elimden alevlerle sarıyorum kendisini. Eğer sarabiliyorsam. Yapamıyorsam da geç olsun. Sen alevlerini yolluyorsun böyle yine boşlukların içinden. Böyle duman atıyor ama hala ayakta duruyor oradaki mantar. Aman. Bogum kaç. Kaçmaz. Nasıl kaçacak? Ölüm. Bir şekilde seni duymuyor. Sıra Rykard'da. Vicky yapmak istediğin başka bir şey yoksa. Yok. Burada kalayım ben. Şurada olduğun yerde. Tamam. Rykard sen tam böyle yavaş yavaş senin de işte daha önce Vicky'yi gördüğü gibi kendinde bu sefer aynı olayı yaşarken yavaş yavaş sarmaşıklarla kapanırken bir anda gözlerinin önünden bir okun geçtiğini görüyorsun ve sonra sarmaşıklar bütün böyle vücudundan yavaşça aşağı doğru kendini bırakıyor. Merak ettim bir şey. Monte neredesin bilmem ama teşekkürler deyip Bogum'u görüyorum. Yerde yatar. Bogum'a doğru koşarken sırt çantamdan medicine kitimi, healer's kitimi çıkartıp yerde stabilize ediyorum.
Ana. Yetişebiliyor bak, musun Bogum'a? Aynen. 35 yer. 25 arası 35 feet koşum var. Vay be. Maşallah. Koş babam koş. İkisi de koş kartı. Hemen. Ambulans modu. Ambulans modu. Eyvallah ben iyileştirmedim. Ben iyileştirmek istemiyorum zaten Bogum'a. Ben Bogum'a dokunmak istemiyorum. Bonus aksiyonunda da bir tane yine kan çıkartıp gözümden yakındaki şeye mantara atıyorum. Strength save'lerinde ve dexterity save'lerinde dezavantajı var. Bir de 2'den fazla saldırı yaparsa ikincisi de 1'de 8 hasar yiyecek. Tamam. 1'den fazla saldırı yaparsa diyecek mi derim? Aynen yani ikinci de yani. Okey anladım ben. Crystal sıra sende. Ben o zaman o Rykard'ın ve Bogum'un yanındakine vurayım. Hı-hı. Yine Ray of Sickness yapacağım. Yap. Biraz da oraya vurayım. 20 vuruyor muydu? Evet. Bir de 11 hasar. Senin gölgelerin ve zehirli dumanın o deliklerinden içeri giriyor ve mantarın içinden böyle onu da pörsüyen bir şekilde yok olmasını sağlıyorsun. Patladı. Hugo sıra sende. Şimdi Bogum stabilize mi şu an? Aynen. Evet. Tamam ben şöyle geçiyorum önüne doğru. Geçerken aşkına montaya basıp çığlık atıyorum be. Çünkü orada olduğundan hala haberim. Saklanmıyor. Ben bir de Rykard'lara biraz yaklaşacağım onu ben daha yapayım. Ben gerizekalıyım ama. Şu evet, sarı işaretli evet. Olan şu an işaret edemiyorum. Sarı evet. İşaretli olan var ya ona bir tane çil taç atacağım. Okay. 12 vuruyor mu? Vuruyor. Nice. Neden burada atıyorum zarımı? Göremiyorum. Attıktan sonra 4. 4 hasar. Elimden mor bir el çıkıp bir anda onun böyle suratını tutmaya çalışıyor mantarın. Böyle biraz sallıyorum mantarı. Mantarı böyle kafasından tutup birazcık sallıyorsun. İçindeki limanlar birazcık çıkıyor. Sonra bırakıyor el. Dokunaçları hala havada. Tamam diyorum Rykard'a dönüp. Başka ne yapacağız? Bütün mantarları kesmemiz mi gerekiyor burada? Bilmem. Herhalde. Böyle bitki çözün falan yok mu babanın şeyinden, not defterinden diye bağır. Bonus aksiyon bu kadar. Tamam. O mantar da böyle gidip dokunaçlarıyla hareket etmeye devam ediyor. Monty sıra sende. Biz gidelim ya, onlar yetişemez zaten. Salarlar bir süre sonra. Nereye gidelim? Gidelim de nereye gidelim? Kaçayım da nereye kaçayım? Nereye kaçayım hocam? Ben ağlayarak şu mantara doğru koşuyorum. Koş Monty koş. Şu küçük mantarlar da var arkadaşlar. Cansız, şeysiz gözüküyor. Şunlar mı? Şunlar falan. Neyler? Neyse. Ben şuna saldırmayı deneyeceğim. Bir planlama olmadan, bir inceliği olmadan sadece saldırmayı deneyeceğim. Düz saldır. Zarda 19 geldi. Vuruyordur herhalde. Şu bir şey soracağım şimdi. Heh. Arbaletin var ya şu an. Bunu evet. Daha önce konuşmalıydık. Silah değiştirirken aksiyon harcamak gerekir mi? Ya bence bunu çıkarttık mı ya? Bunu çıkarttık biz geçen kampanyada. Bilmiyorum yani çünkü ya, şey düşündüm. Ya. Dezavantajını o zaman yok kızın anladım. Hep dagger kullanıyor. Arbaletin dezavantajının mantığı ne? Arbalet farklı bir silah. Evet de. Yani bence bilmiyorum. Ya da bonus aksiyonunla mı değiştirsen silahını? Yani ya ama böyle o zaman mesela hareketini kullanmadığı zaman
mesela hiç hareket etmediği zaman 30 feet'lik o saniyeleri boşa mı harcıyoruz gibi. Ya kapı açmak ya, falan gibi hareket şeyleri bence sayılmaz. Ya ama işte şeyi düşünüyorum. Ne mantığı var o zaman? Hem range silahı var hem dagger var. Aynı istediği zaman hiçbir ama hiçbir şey harcamadan değiştirebiliyor. Bilmiyorum. Neyse hadi kullan sen şimdi. Şu an bunu tartışmayalım. Tamam. Yapıştır. Sen şey yaparsın. Zarlar ve çaylar bölümünde o zaman bu hafta. Umarım bu hafta olur o zaman. Bilmiyorum şu an. Bir sonraki zarlar ve çaylar bölümünde bunu konuşacağız. Ben evet. Bu sefer rapier'ına vuruyorum zaten. Lütfen. 8... 13 hasar veriyorum. Sen 13 hasar veriyorsun ve böyle pörsümüş bir şekilde çok zor bir şekilde ayakta dur. Bir canı kaldı. İncecik kız. Oldu. Ben de 4 vurmuştum çünkü. Koptu kopacak. Başka bir şey yapmıyorsan boguma geçeceksin. Başka bir şey yapmıyorum çünkü zaten bonus aksiyonumu da ona yetişmek için kullandım. Tamam. Bogum 4 saat sonra uyanacak bu arada. Onu soracaktım. Tamam. Bogum nehres aldığını görüyorsun. Ve orada huzurlu bir şekilde uyuyormuş gibi gözüküyor. Sıra Vicky sende. Evet. O zaman şimdi şunu mu patlatalım? Şu son kalanı. Bir mantar sote yap be Vicky. Bir mantar sote yapayım artık be. Tamam. Duruyor mu? Ben yine ateş hasarlarından devam edeyim. 13. 21 vuruyor. 21 vuruyor. Evet. Benim de 10'um nerede? 10 ateş hasarı. Artık bence sotelendi. Sen fireboltunu yolluyorsun diye oradan mantar soteni yapıyorsun. Nasıl yapmak istersin de diyebilirim eğer özel olarak anlatmak istediğin şey varsa. Ben yine az önce Bogum'un oradakine koştuğum gibi koşarak ve sıçrayarak bir alev topu göndermek istiyorum. Tam tepesine. Ondan sonra da buhar olsun. Aynen. Sen topu yolluyorsun. Çok büyük bir top değil fireball. Şuraya yani. Doğru. Bir ışın hüzmesi gibi daha çok. Gidip onu küllere çeviriyorsun ve son böyle mor dumanları da hava karışıyor. Kavgadan çıkıyoruz. Son mantarı da hallettim. Tebrik ediyorum. Dırıdın. Etrafınıza bakıyorsunuz bu arada. Hala çok farklı tiplerde mantarlar var. Reichardt'ın öldürdüğü birkaç mantar da var ama olduğu yerlerde duruyor bu mantarlar sadece. O yüzden kavgaya dahil değil yani. Birbirinize ilerlemenizi beklemeyeceğiz. Çıkabilirsiniz orada. Etrafınıza baktığınızda yemyeşilin masmavisini görüyorsun. Hala mistik orada olduğumuz için. Yemyeşil bir yer görüyorsunuz diyecektim ama bir çimen görüyorsunuz. Biraz ilerinizde çok da güçlü olmasa da akan bir çeşme var. Çok şey kalmamış yani. Damla damla akıyor neredeyse. Önünde parçalanmış bir heykel görüyorsun. Biraz daha ilerisinde de eski köyün adını unuttum ya. Ejder şeyin adı neydi? Eskisiz. Eskisiz. Eski Örs geliyor aklıma nedense. Güzel yer. Gitmek lazım oraya. Eski sisin orada gördüğünüz çeşmeyi hatırlıyorsunuz. Buna benzer böyle mozaiklerden yapılmış ve parçalanmış bir çeşme var ortada. Ve ileride de o akmaya devam eden suyu ve etrafında da rengarenk duran çiçekleri görüyorsunuz. Gidip çiçeklere bakalım mı? Ben kelebek aramaya devam edebilir miyim kaldığım yerden? Edebilirsin, ara bakalım. Ben heykele bakmak istiyorum.
Tamam. Ben yine geçen kullandım. Ben çiçek arayayım. Kullanabilir miyim? Inspiration attım. Ben çiçeği arayacağım. Derenin kenarında çiçeği benzer bir şey var mı? Tam ilerleyen bir yol var mı? Şey, Crystal sen bir investigation at. Vicky sen de bana bir perception algı zarı at. Rakar sen kaç atmıştın daha önce? 19 atmıştım. Okey. 19 da yeterli. Sen biraz daha şey Crystal'la beraber çiçeklere doğru ilerliyorsun. Ve orada bulunan bir gümüş renginde bir çiçeğin üstünde sakince böyle kanatlarını açıp kapayan pembe bir kelebekle karşılaşıyorsun. Ben küçük bir şöyle el hareketiyle yakalayabilir miyim ben? Dene bakalım bir saldırı zarı at. Ya da grapple şey at aynen. Grapple zarı at bakalım. Grapple zarından kastım nedir? Pardon. Kuvvet. Kuvvet evet. Bence çeviklik ya kuş ya o yüzden bence. Ya evet onu da düşündüm de. Kuş grapple... mu dedin? İlk kuş ya yani, uçuşa uçan bir şey kanadı olan bir şey heyecanlandım. Tamam sen. Bence dexterity. Bence dexterity attım ben. Tamam. Akrobasi at o zaman. Tamam. Akrobasim kaçmış. Güzel. Bence kuştan sonra sen bir önce zeka zara. 12. 12. Bilesek ekleyebilir miyim bunları? Evet. Şu an ekleyebilirsin bence oraya gidene kadar. Buna eklemene izin vereceğim. 16. 16. Bir şey değiştirmeyecek çünkü ben net ben. Sen... Sen bu yüzden yaptırdım. Sen tam böyle arkasından sinsi sinsi yaklaşıyorsun kelebeği yakalamak için. Yakaladığını düşünüyorsun, elini açıyorsun ama içinde herhangi bir şey yok. Kelebek yavaş yavaş uzaklaşmaya devam ediyor ama istersen bir kere daha deneyebilirsin. Ben bütün şey boyunca koşuyorum peşine. bir tane daha deneyeceğim. Yine bless sayılır mı buna da? Sana soruyorum. Sayılmaz. Gerek yok çünkü. Net bir mi attı bu sefer de? Evet. İşte Allah aldığı yerden, verdiği yerden alıyor da. Sen o tam böyle senden kaçmayı başardı ve rahatlamış gibi yavaş yavaş giderken sen arkasından bir kere daha hamle yapıyorsun. Ve bu sefer kanatlarını ellerinin içerisinde hissedebiliyorsun. Ben evucumun içine tutuyorum onu. Birazcık şeyimde tek böyle elimle tutacak şey kadar böyle hani sıkıştırıyorum. Birazcık ama hava alacak şekilde mesela böyle sıkıştırıp öleceğim. Şeyimden çantamdan bir tane şey çıkartıyorum bu alkemi kitin içerisinden böyle bir tane böyle bal mumu değil de böyle yapışkan bir sıvım var. Bu tarz şeyleri yakalamamı sağlayan onun içerisine koyup yavaşça ya, ölüyor en sonunda ama. Tamam. En azından yani düzgün bir şekilde korumasını sağlıyorum. Hani kanatları böyle güzelliğiyle, o güzel haliyle kalmasını sağlıyorum en azından. Tamam. Sen o yapışkan şey maddelerini kullanarak böyle ayaklarından onu yakalıyorsun kanadına o şeyden gelmeyecek şekilde. Ve sonra kutunun içine koyuyorsun kelebeği. Alkemist kutunun içine. Crystal kaç attın? Toplamda 26. Bonus ekledim. Maşallah. Ben D4 mi ekledim? Ha, onu eklemezsin. Bir tane özelliğim var. Onu ekledim. Sen sadece çiçeklere bakmak istemiştin değil mi? Ben bizim çiçeği arıyorum. Hı hı. Sen bu... Oradaki çeşmenin yanına geldiğinde burada sizin daha önce aradığınız mor da değil mi çiçek? Pembe daha güzel her şeyi hatırlayan. Değil mi? Tamam. Ondan işte. Pembe beyaz şey. Kırmızı dikenli mavi çiçek. Bulabilirim de uğraşamayacağım. Koyu mor, pembe beyaz uçları. Koyu mor değil mi? Tamam. Evet, bu trompet. Diyen şey olan trompet. Şeyi buluyorsun. Zaten orada böyle şey iki tür çiçek var.
Bir o, bir de Bogum'un aradığını bildiğin gümüş çiçeği de buluyorsun. Gümüş renkli çiçeği de görüyorsun. Bogum bak hemen senin suyun kenarında. Burada. Bogum arkada uzanmış bir şekilde uyuyor gözüküyor. Aa doğru falan diyor. Heyecanlanıyorum. Vicky sen kaç attın? Ben 9 attım toplamda. 9. Sen etrafına bakıyorsun, herhangi bir şey görmüyorsun. Hani geldiğiniz yerden dışında bu bahçe böyle hani kendi içine kapanmış, sanki farklı bir şeye gelmişsiniz gibi. Dünyada uzaklaşmışsınız gibi bir havası olan bir yer. Tamamen böyle her yer şeylerle, bitkilerle kapalı ama başka hiçbir girdiğiniz kapı dışında bir şey yok. Giriş çıkış yok. O zaman ben de arayabilir miyim giriş çıkış bulamayınca? Tamam, sen de baktın bir şey bulamadın, sonra Crystal'la beraber gidip çiçeklere bakabilirsin ve aradığın o mordan beyaza doğru geçen trompe şeklindeki çiçeği sen de görüyorsun. Böyle bir al. Vicky gel gel. Efendim, buldun mu? Evet, bak bu değil mi? Umu. Bakıyorsun, Cefa'nın size anlattığı çiçeğe benziyor. Yaşasın. Bulduk mu o zaman? Ne yapacağız şimdi bunu? Alıp Cefa'ya mı götüreceğiz? Öyle galiba. Ben o sırada dans etmeye başlıyorum. bulduk diye. Suyun etrafına baktığınızda bu böyle trompet şeklinde duran birkaç, yani böyle 10 tane falan çiçek görüyorsunuz ama hepsi daha morarmamış yeterince. Crystal sen yüksek attığın için baktığında 2 tanesinin o mor rengini kazandığını görebiliyorsun. Bunları... Tamam, herhalde moraranları alacağız. Diğerlerini de alalım. Ne olur ne olmaz diye. Sonuçta çantamıza taşıyacağız. Solar yani. Diye mi diye. Doğru. Bu çanı daha solar. Yani yedek olsun diye dedim. Tamam. Nasıl taşıyacağız bunu? Raykard'ı çağırıyorum. Raykard. Efendim. Sence bunları direkt koparabilir miyiz? Tehlikeli midir? Bilmem. Babamın bu çiçekle çok gördüğünü zannetmiyorum ama yine de bir deftere bakayım deyip şöyle bir deftere karıştırıyorum buna benzer bir şey. Sanırım tamam. Cefa ilk bahsettiği zaman atmıştım diye hatırlıyorum ve bir şey bulamamıştım diye hatırlıyorum. O yüzden... Hugo evet. Ben heykele bakmak istemiştim. Tamam, geliyorum sana aklımda. yüksek attığın için tekrardan Crystal. Dalında sakin bir şekilde duruyor. Burada herhangi böyle dikenli bir işte sarmışıklı şeyde durmuyor. Gayet böyle suya yakın bir yerde. Büyümeye çalışıyorlarmış gibi duruyor bütün çiçekler. Tamam o zaman ben deneyeceğim. Eğer ölürsem... Zaten ölmüş olurum diyorum. Şey yapıyorum. Tanesini koparıyorum. Tamam. Senden bir çeviklik zar alayım. Çiçek kaçıyor mu? Vicky senden de alayım bir tane. Biz çevirdik. 17. Ben de burada onların yanındayım. Benim de atmama gerek var mı? Yok, hayır. 16. Crystal sen uzanıp morarmış çiçeklerden bir tanesini böyle güzelce şey... Çok sapı çok kısa kalmayacak şekilde koparıyorsun. Vicky sen de diğerini çok aynı şekilde Crystal'ın yaptığı gibi koparıyorsunuz. Ve elinizde şu an 2 tane olgunlaşmış Kirosa çiçeği var. Ellerinize sağlık. Ve bu sırada Hugo sen zar attıysan senin şeyini öğrenebilir miyim? Ne zar atayım? Sen de bir investigation araştırma zar atabilirsin. İnvestigasyon. Hala aynı gerizekalı yapıyorum. Göremediğim yere atıyorum zar. Atmışım zaten. 10. 10.
sen yaklaşıp bu paramparça olmuş heykele bakmaya çalışıyorsun. Ve tam ne olduğunu çıkaramıyorsan birazcık böyle araştırmaya bakarken, anlamaya çalışırken heykelin böyle tamamen parçalanmamış, geniş kalan gövdesinin üzerinde uzanan daha önce gördüğün satir şeyini, hayaletini görüyorsun. El sallıyor sana. Ve sağa sola bakıyorum. Diğerleri hala çiçeklerle uğraşıyor. Kimse bu tarafa çiçeklerle bakmıyor. Çiçeklerle uğraşıyorlar. Monty sen ne yapıyorsun bu arada eğer? Ben de belki heykele bakıyorsun. Ben bir çiçeklerle uğraşanlara bakıyorum. Bir Hugo'ya bakıyorum. Sonra oturduğum yere çömelip duruyorum sadece. Şey yapacağım. Sen diğerlerin çiçeklerle odaklanmaya çok böyle dikkatli bir şekilde çiçekleri almaya çalıştığını görürken Hugo'nun da heykele baktığını görüyorsun. Sonra bir anda böyle bir durup el sallıyor boşluğa. Sonra boşlukla konuşuyorum şey diye. Şey, geçen sefer isminizi alamadım. Ari Astra benim adım. Ari Astra. Hı hı. Kimsiniz acaba? Hani merhum Ari Astra hanımefendi. Burayı satır efendi. İnşa eden benim. Siz de mi Atlantis'sinizsiniz? Yani buralı mısınız? Ben buraya çok uzaklardan geldim. Mera'ya istediği için. Ne kadar uzaktan? Buradan çok uzaklardan. Bu düzlemden değil yani. Başka düzlemlerden buraya böyle çok geçen sizin gibi tiplemeler oluyor mu? Genelde daha tehlikeli tiplemeler oluyor diye biliyorum. Neden? Siz de buraya tehlikeli bir tiplemeler oluyor. Siz de böyle yavaşça heykele konumlanıyor. Ben tehlikeli bir tip değilim yani. İstediğimde sadece. Ama buraya çok gelen giden olur. Yani olurdu. Sonra bunu ne söylemeye oldu? Söylemeye alışmam gerekiyorsa. Kocaman bir patlama. Ben buradaydım, o yüzden tam ne olduğunu anlamadım açıkçası. Gökyüzüne baktığımda böyle kıpkırmızı bir güneş vardı sanki. Sonra kocaman o kırmızı pelerini gökyüzünü kapadı. Sonra gözlerimi açtığımda Mystic Core yıkılıyordu. Ben de son kalan gücümü çeşmeyi biraz olsun korumak için harcadım. Kızıl pelerin dedi değil mi? Gökleri kapladı dedi. Hı hı. Şey, birkaç soru. Monty! Monty gel, hı. Hayalet buldum. Bir şeyler söylüyor. Dinliyorum zaten. Bir saniye. Geliyorum. Aklı başında asıl soru olacak kişi var. Mera'yı falan tanıyormuş diye Monty'ye bakıyorum. Ari Astra diye birisi. Atlantis'e ilgili sormak istediğim bir şeyler var. Merhaba. Bu tarafta deyip yönlendiriyorum ama tam ters yönüyorum. Arasına götü döstüyorum. Merhaba. Sen arkaya döndüğünde böyle şey hissediyorsun Monty. Sen görüyorsun ki bunu elini uzatıp böyle uzun parmaklarını dövmelerle doğru parmaklarını uzanıp Monty'nin omzuna doğru dokunuyor. Monty sen böyle bir küçük bir ürperti hissediyorsun omzunda arkadan gelen. Memnun oldum. Memnun oldum. Hugo'ya bakıp. Ne sorayım? Ne bileyim işte Mera'yı falan tanıyormuş Atlantis'le ilgili. Ne sormak mantıklı olur onu düşünüyorum. Kızıl tepelerin mi gökleri kapladı dedin? Hı. En son gördüğüm şey oydu. Ney en son? Ne olmuş ki? En son kızıl bir pelerinin gökleri kapladığını görmüş. Güneş kıpkırmızıymış. Sanırım bu şey yıkan afetten bahsediyor. Yaklaşık büyük afet. Daha mı fazla? İkinci dönemin sonunda yıkıldığını hatırlıyorum. Şu an çok 8. oldu. Dönemde. 7. dönemde. Bir şey zarat bakalım. Tarih zarat. Ben de o sırada sana cevabını bulayım. Bok gibi attım. 10.
Niye sadece 10 atıyorum bugün? Bence hangi yılda olduğumuzu 10 atarak bilebilirim. Yani. Anka dönemindeyiz. 12. yılındayız Anka dönemi. Onu biliyorum da. 7. dönemdesiniz. Evet. 7. dönem. Tamam. Yani 5 dönem önce. Sonundasınız Anka dönemin 12. dönemindesiniz. Ve Atlantis olayları da ne zaman oldu biliyor musunuz? 5 dönemin sonunda diye not almışım. Tamam, o zaman öyledir. Evet, aynen öyle. Goril döneminin yani 2. dönemi gerçekleşti. Büyük afette mi ölmüş? Evet. Ama tipi çok iyi. Kıza bakıyorum. Yani hiç belli olmuyor öyle olduğunu. Başkaları göremiyor olmasa hayatta anlamazdım. Teşekkür ederim. Yani sanırım büyüm birazcık beni de korudu. Kayıp varsa sorsak. Kayıp varis kim biliyor musunuz? Aslında Monty sen duyabiliyorsun. Benim sorularım tamam biraz saçma oluyor şu an. Evet. Kayıp varis mi? Kim ki o? Büyük ihtimalle fresklerde gördüğümüz Merea'nın çocuğu. Merea'nın çocuğu mu? Merea'nın çocuğu. Fresklerde böyle bir Merea vardı Kur'an. Sonra birisi var yanında. Sonra yarı Merea, yarı başkası olan bir şey var. Yarı Merea olan biri yok. Küçük olan zaten Merea. O zaman Atlantis Kur'an kim? Şampiyon. Marek. Hangi şampiyon? Marek. Ha. Sen ama bu arada sadece benim ha yaptım. Ne? Anlamıyorum. Marek şampiyon, Kur'an şampiyonmuş mavi ilk olan. Yarı şampiyon olan Merea'ymış. Hı-hı. Marek kimin şampiyonu? Bunu bir dakika bu durdurma şeyden cümlesi. O kelimeyi hatırlamaya çalışıyorum. O tabii ki de timsah tanrının şampiyonu. Aradığım kelime timsah bu kadar süre. Mavi olan değil mi? Hayır, Besok. Hı-hı. Mavi olan şampiyon yani. Merea değil. Yani. Evet. Diğeri kim o zaman? Hangi diğeri? İşte bir yarı mavi olan vardı. Küçük olan Merea. Merea'nın annesi mi? Evet. Marek dedi ya. Hayır, Marek'in karısı. Ve artık her neyse bilmiyorum. Bir dakika, mavi eşi. Olan kadın mıydı? Bilmiyoruz cinsiyetini. O yüzden Marek'in eşi. Marek mavi olan. Marek mavi olan. Kısa sen çiçeklerinle giden. Neymiş? Mavi olan kimmiş? Ay. Merea'nın annesi diyordu tabii ki. Kimmiş? Neymiş? Merea'nın annesiymiş tabii ki. Marek sen de boş sorular soruyorsun. Marek mi annesiymiş? Marek dedesiymiş. Ben de amcasıyım. Ya seni gördüm hayalet kadın değil miydi mavi? Benim gördüğüm kadın. Anlaması zor mu gerçekten Fresley? Merea kadın. Evet. Evet ben tamam. Öyle anladım zaten Merea kadın. Tamam. Merea'nın annesi var. Hayır. Hı-hı. Ha pardon. Merea çocuk olan. Onun büyük mavi kim? Büyük mavi Marek. Kızsız sana başladı Marek. O sen çiçeklerini baş. Ben anladım. Tarihinizi biraz daha iyi bilmeniz gerekiyor. Ne diyor? Neyse özür dilerim. Tarihimizi daha laf sokuyor şu an. Çünkü çok şey yaptınız. Bak bu herkes bir ağızdan konuşunca laf sokmaya başlıyor hayaletler işte. Bir saniye. Şimdi düzgün bir soru söyle bana. Monty onu söyle. Tamam. Ya bu Atlantis'in kurtarıcıları kayıp varisi arıyor. Bulunabilecek biri mi Merea? Merea kayıp varisi değil. Merea kayıp varisi. Merea'nın varisi. Kim olduğunu biliyoruz.
Evet. Biz çocuğun varisi olduğunu... Meryem zaten kraliçeydi. Niye varis olsun ki? Bu zaten kraliçeydi. Evet. Meryem'in çocuğu. Meryem'in varisini arıyoruz biz. Heh. Onun hakkında hiçbir şeyin var mı? Yok. Peki. Ne o zaman? Atlantis iyi bir yer miydi? Meryem neydi? Yani. Meryem böyle çok mu kuvvetli bir büyücüydü? Yarış yapıyor falan olduğu için. Meryem'in özel güçleri vardı tabii ki de. Atlantis'i çok geliştirdi. Manek de ondan önce geliştirmişti ama Meryem'in kapı açma özelliği. Sonra kapı açma özelliği. Hı hı. Nasıl kapı? Ben de öyle geldim işte. Bunun gibi mi deyip Monty'yi bir anda timsah şeyle hemen öbür tarafıma ışınlıyor. Evet, yani bunun gibi. Ama onunkiler daha kalıcı da olabiliyordu. Buraları yani açtığı kalıcı kapılar var mı hala sence? Veya onun açtığı kapılardan hala gelen şeyler var. Yani bilmiyorum. Açıkçası. Ama son zamanlarda çok fazla dikkat ediyordu oradan kim geçmeyeceğine. Öyle herkes geçemiyordu yani. Biraz değişmişti. Sonra bir anda bütün Atlantis yok oldu. Acaba açmaması gereken bir kapıyı açıp oradan getirmemesi gereken birini getirmiş olabilir mi? Güçlerden nefret ediyorum. Rykard. Efendim. Atlantis hayaletine sormak istediğin soru var mı? Atlantis hayaleti. Ben Atlantisli değilim ama. Nerelisin? Feywild'dan geldim. Feywild'ın şeyi neydi Ce? Peri masalı. Kullandığımız terimi. Peri masalından geldim. Ne güzel. Hiç daha önce peri masalından biriyle tanışmamıştım. Bildim. Peri masalından mıymış? Evet, peri masalındanmış. Ben bir şey yapabilir miyim? Hayat olduğu için bu çok zor da. Blood Hunter özelliğimde ben fey yaratıkları takip etme, işte kokusu ve onların tarihleriyle alakalı avantajlı zaratabiliyorum. Görmek ister misin neye benzediğini? Hayal olur, edin, Rykard. Olur. Minor Illusion kartımı çıkartıyorum. Küçük adamlar bir anda o hayaletin şekline bürünüyorlar. Hayata bakıyorum. Bence iyi yaptım. Fena değil. Hatta bu ama şey yapıyorum böyle bilerek bir tık daha güzel yani. Böyle şey hani hafif photoshopluyorum. Şey. Fena olmamış bence. Setile benziyor. Ben böyle genel bir investigation checklerde avantajım var. Genel böyle bir Feywild'dan gelen yaratıklar ya da işte Feywild'dan ile ilgili geçmişte bildiğim bir şeyle alakalı bir check atabilir miyim bu konuyla ilgili? Cem kendi çevirdi Feywild kelimesini, kendi kullanmıyor. Evet. Bir masalından gelmiş serilerle. Yani tarih zarı atman daha mantıklı olur bunun için bence. Tamam. Açıyorum. Eskiden bildiğin şeyleri arıyorsan. Avantaj attım. 3 ve 6 attım. 10. 10. Yani peri masalında satirlerin yaşadığını biliyorsun. Çok bilinmeyen varlıklar değil. Satir diye bir ırkın olduğunu. Ve aynen bu kadar. Yine elimizdeki bilgiler ne? Bu düzende de göründüğünü. Hugo elimizdeki bilgiler ne? Ne konuda ne bilgiler ne? Yani bu hayaletten ne öğrendiniz? Ben çiçek topluyordum, çok dinleyemedim. Sağ ol. Marek, mavi olan Marek'miş Atlantis'i hı-hı. kuran. Ve Sok'un şampiyonuymuş. Hı-hı. Sonra Marek'in çocuğu Mera'ymış. Ve başka hı-hı. düzenlere kapılar açabiliyormuş. Hı-hı. Ve aynen. Yani bir Atlantis gezgin demiş. Yökeden... Gezgin ne demek? Başka kapılara, başka portallara, başka düzenlere gidebilen canlılar. Canlılar değil de böyle kapı bir... Kapı açabiliyor dedi, gidebiliyor demedi. Hı-hı. Yani gezgin kapılardan kendi de geçebiliyor tabii ki. Ama gezgin... Bilmiyorum. Yani gidip gezirdi ama her zaman burada olurdu. Doğru olur mu bilmiyorum. Çok gezmezmiş diyorum Rykard'a dönüp. Aynı zamanda sanırım Atlantis'i bitiren olayı bir anlık böyle... Şahit olmuş bir anlık.
Güneş kıpkırmızı parlıyormuş ve kızıl bir pelerin gökyüzünü kaplamış. Evet. Ben bu kızıl pelerinle ilgili bir history, religion ve bir check atabilir miyim? Bir bu atabilirsin. Metaforlar. Ben de atabilir miyim aslında? Bunlar atabilirsin. İsteyen herkes. Yok, iki kişi yeter. Uuu, çok iyi attım. History mi, religion mı atayım? Durun. History, tarih. 22. Bu Bey, Fiend ve Undead'lerle falan bir alakası olabilir mi bu olayın? Ona göre avantajlı atıyorum. Hayır. Okey. Ben 22 attım. Ben de 20 attım. Kaç attın şey? Hugo? 22. Aklınıza herhangi bir şey gelmiyor. Şüş. Ben bu sırada geliyorum. 19 attım lan, daha ne istiyorsun Star benden? Arkasında Hugo'ya şey diyeceğim. Bir daha anlatır mısın? Ne olmuş? Ben tekrar dinlemek istemiyorum. Ben arkadaki... Anlatıyorum. Diye... Crystal'a bir kenarda. Tamam. Anlatırken. Sen hayaletlerle konuşan. Adın ne? Merhaba. Hugo. Tamam. Şu arkada çiçeklerle uğraşan. O sorsun bari. Siz saçma sapan sorular soruyorsunuz. Vicky! Vicky! Merhaba, evet. Vicky! Selam. Seni çağırıyor hayalet. Şey, saçların havaya kalktığını görüyorsun birazcık. Sonra arka seni böyle bir güç alıp heykelin o daha büyük kalan kısmını oturtuyor ve saçlarını örmeye başlıyor arkadan. Ha, tamam. Ne? Korkma. Evet. Kötü bir hayalet değil. Ben Meryem'in torunu muyum yoksa? Aynen, kayıp bari sensin. Ona pek benzemiyorsun. Ben şey onun yapıyorum. Onun daha mavi bir teni vardı. Ben şey diyorum hayalette. Hayaleti şu an siz duymadığınız için şey diyorum. Bu arada tam böyle saçı varmış kayıp varisinde. Hayır, onun cinlerle konuşuyor. Saçları vardı. Ne? Nerede cinlerle mi konuşuyor? Gerçi cinlerle konuşuyordur yani gittiğinde. Bence gittiğinde konuşuyordur. Peki kayıp varisi mi? Ne? Bilmiyorum, olabilir diyor. O tanımıyormuş kayıp varisi ama cinlerle konuşabilir. Eğiliyorum Vicky'nin önünde. Bir varis olduğunu bile bilmiyordum. Cinlerle olan ilişkisini düşününce herkese gelmez cinler çünkü. Evet. Allah ateş Allah. Güçleri de varmış. Evet, ateş güçleri de varmış kayıp varisi. Saçmalamayın, bıraksanız da şu kız bir soru sorsa. Vicky, sen bir soru sorabilirsin. Sen varis olduğun için senin özel soru hakkın varmış. Hı-hı. Ama hayır, tamam, ben varisim. Evet, bize kayıp Atlantis hakkında birkaç bilgi verebilir misin? Mesela daha ne öğrenmek istiyorsun? İşte kapılar mesela vardı. Mesela daha spesifik bir bilgi soru sor diyor. Daha spesifik bir soru. Hı-hı. Ne soru? Yıkıntı gibi başka yerler var mıymış? Onları da sor. Hı, ne gibi? Yıkıntı gibi. Onu bilmiyordur. Tam yıkıntı oluştuğunda ölmüş çünkü. Peki buraya yıkıntı mı diyorsunuz siz? Buranın adı Mistik Koru. Lütfen öyle devam edelim. Tamam, Mistik Koru'nun yıkıntısı. Peki ne oldu da bu hale geldi? Kabul edilebilir. Ne oldu da bu hale geldi? Yeni sorular beklemiştim. Buna özet geçmemiz lazım. Vicky'ye özet geçmedik. Evet. Şey diyorum ben. Hayalde, kayıp varis biraz geriden takip ediyor. Bazı şeyleri birkaç kere açıklamamız lazım. Kaybolduğunda aklını da kaybetmiş. Ben şey diyeceğim Ariastra hanımefendi. Size hanımefendi diyebilir miyim? Hayır. Elfçe konuşacağım kendisine. Tamam. Bana isminle hitap et sadece. Hanımefendi, beyefendi. Ariastra Elfçe konuşacağım bundan sonra. Ariastra Merea güvenilir biri mi? Ben ona güveniyordum. Ama sen öldün. Ama dedim yani söylemiştim son zamanlarda pek konuşmuyordu benimle. Çok içine kapanmıştı. Kapılardan herkesin geçmesine izin vermiyordu. İlginç bir hal almıştı, bilmiyorum yani. Bir an gitmeyi bile düşündüm. Yani geri dönmeyi peri masalına. Ama burada Atlantis'te insanların bana ihtiyacı vardı. O yüzden yapmadım.
DM'e soruyorum. En son gördüğümüz freskte kaç tane kemer vardı? Şey, Merak'in çevresinde. Kemer? Freskte böyle kemerler vardı ya yanında. Güzel bir soru. Marek'in değil sanırım, Meraya'nın çevresi. Meraya'nın çevresinde vardı. Aynen. Zekice bir soru, hoşuma gitti. Evet. Zeki bir adamım çünkü. Ne? Saniye. Aradım şey. Altı tane vardı. İki. Evet. Raykart, kaç tane düzlem var? Bu dahil. Bilinen astral düzlemi de sayarsan ve ethereal düzlemi de sayarsan, bunu Türkçeleştirmemiz lazım bir ara. Evet. 6. Ben de aynısını düşünüyorum. Ve şu an bizim kendi düzlemimizle beraber 7. Hmm. Yani buradan 6 düzleme kapı açabilirsin yani. Hatta 8 de olabilir. Yani şey kitabında okumuştum bir tane düzlemle alakalı. Hayal etmez kıcılar ve muhteşem serüvenleri ciltlerinde. Ters dünya diye bir düzlemden bahsediyordu. O kitaplar çok yalan uydurma diye biliyorum bu arada ben. Bilmiyorum. Çoluk çocuğa falan okutuyorlardı. Saçma sapan böyle yok işte, evet. Bilmem ne yenmişlerdi. Aynen öyle. Bir tanesi şey. Allah olmuş da falan filan, saçma sapan boş boş kitaplardı. Neyse. Peki buradan şimdi Atlantis'in başında kim var? Atlantis diye bir şey yok burada artık. Nasıl yani? Bu toprak... Mind Illusion tekrar çıkartıp adaları, seri adaların haritasını oluşturuyorum üzerinde. Artık böyle gözüküyor burası. Böyle tekrardan senin oluşturduğun şeye baktığını görüyorsun. Bir an böyle donup kalıyor. Bakıyor, sonra küçük bir gözyaşının böyle düştüğünü görüyorsun. O kadar emeğin boşa gitti galiba. Mystico'da sen ne yapıyordun? Bu çiçekleri, bitkileri yaratıyordum işte. Çeşmenin böyle... sayesinde. Benim aklıma bir şey takıldı. Sen neden beni seçtin? Soru sormam için. Benden beklediğin bir şey mi var? Ya da çünkü bana diğerleri hep saklı bir şey sapan... mi var? Çünkü diğerleri belki cinlerle ilgili olabilir. Ben şey dedim, sen kayıp varsın. O yüzden soruyor. Sonra seni seçmiş. Hugo, bu kadar da salak değilim. Sen değilsin, evet. Ama şey, her şey söylüyorum, Vicky salak. Gülüyor seninle beraber. Yani birkaç cinle tanışmıştım açıkçası. Ama bilmiyorum yani, belki ilginç bir soru sorar diye onu seçtim. Akra isimli bir cinle tanıştın mı? Akra? Ateş cini. Zannetmiyorum. Diyor ki Akra diye bir ateş cini yokmuş diyorum herkese dönüp. Öyle bir şey demedim. Toprak cinini sor. Toprak cinini sor. Atını toprak cinini. Onu da söyleyeyim. Kaç tane cin tanıyorsun? Ben ondan cin tanıyorsunuz sanırım. O zaman sadece sen de cin tanıyorsun. Ben birkaç tane cinle tanışmıştım hayatımda bu, yani. Bir şey diyeceğim. Bu su nasıl büyü... Su mu büyülü? Sudan almalı mıyız? Yani suyun biraz tükeniyor. Çok fazla almazsanız sevinirim. Ama suyla bu bitkiler gibi şifalı şeyler... büyütebilirsiniz. He, bunlar hep şifa bitkileri. Başka bir işe yaramıyor. Yani iyi şeyler yapıyorlar. Şifa olur, başka büyülere artısı olur. Su şifalı bitki yaratıyormuş diyorum. Ben hemen adamdan kavanozdan çıkartıp hepsini alma dedi. Tamam, birazcık alıyorum. Şifalı bitkilerle arası, ben hayata bakıp şey, şifalı bitkiler arası iyi, gerçekten iyi bir adam o yüzden. Şey. Yani size yardımcı olacaksa bitkilerden tabii ki alabilirsiniz. Lütfen çeşmenin meyzat gaz kaldı. Bu kadarını koruyabildim. Bu mor bitki ne işe yarıyor? O kilit açmanıza yardımcı olacak bir büyü hazırlayabilirsiniz.
Evet, gerçekten onun için gelmiştik. Gümüş bitki ne işe yarıyor? Daha şanslı olmanızı sağlar. Vay be. Cefa harbi yalan söylemiş. Başka bitki var mıymış yararlı, onu da sor. Bu arada başka bitki var mı yararlı? Evet. Yani burada pek kalmadı. Kalan şeyler de büyüyor aslında şu an. Eğer buradan koparırsanız ölürler. Ama odalarda belki birkaç tane koruyamayı başardıysam kalmadı. Birkaç tane raykat toplamıştı. Raykat, onları göstermek ister misin? Ben şey yapayım, böyle çantayı çıkartıyorum ama genel konuşmadan sanki başıma çok kötü bir şey gelecekmiş hissiyatıyla. Bütün odadaki çiçeklerin hepsini toplamıştım çünkü. Yani hepsi, hepsini böyle kökünden kopartmamıştım ama hani böyle tohumlarından... Evet, hepsinden birkaç tane almıştım. Aynen. Onları alıyorum. Bu hayatın adı neydi bu arada? Burada bakıyor. Ariastra. Bayağı bir toplamışsınız bakıyorum. Umarım geriye birkaç tane bırakmışsınızdır yani. Buraya sizden başkaları da geliyor çünkü. Umarım faydalanır. Raka çok sinirlendi, hayal et. Hemen ondan özür dilemeni istiyor. Bir noktada sıkılabilirim elinde... sanırım Hugo bundan. Özür dilerim. Şey, onların şeyinde özür dilemek şöyle oluyormuş. Gidip... Ay bilmiyorum, şu an aklıma saçma sapan bir şey yapmak geliyor. Tamam, sus. Ayakkabılarını çıkartıp... Birinin ayaklarını yıkaman lazım. Ama hayatın ayaklarını yıkayamayacağın için Monty'nin ayaklarını yıkaman lazım. Ne? Böyle hayal etsene. Susturmaya çalışıyor ağzı, elini sokarak böyle. Susmazsan! Bana çok kötü şeyler yapıyor şu an, hayal etmeden özür dilemen lazım. Gerçekten içine girerim. Hayaletlerin için, insanların içine girebildiğini biliyorum. Öyle şeyler yaptığımı bana. Herkes duruyor. Ne? Evet. Ne var? Hayır, böyle bir şey yok. Var. Hayır, yok, yalan söylüyorsun. Şu an beni korkutmak için söylüyorsun bunu. Böyle bir şey yapamıyor. Hayır. Ne yokmuş ne yokmuş. Yapabiliyorlar tabii ki. Ne söylüyor? Aa, ne oldu? Niye böyle davranıyorsun? Yani hayaletlerle daha iyi davranmasın belki de. Ne oluyor bunlar? Crystal'ın ayaklarını hemen... yıkar. Ben istemiyorum. Hugo, arkadaşına söyler misin? Sorun yok. Çiçeklerin ne olduğunu da anlatacağım. Ama aldıklarıyla... yetinsin lütfen. Daha fazla almasın. Hugo, ne oldu? Annenle ilgili bir şey söyledi. Annemin işini şey karıştırmadı şu an. Niye o ayaklıktan ısını satıyor? Hayır, Hugo. Önemli değil. Tamam, ayaklarını yıkaman gerekmiyormuş. Hayaletler insanların içine girebildiğini nasıl bilmezsin ya? Hayaletlerle ilgili en çok bilinen şeylerden biri. Ben onu böyle yalan gibi düşünmüştüm. Mesela vampirlerin yok, aynada yansıması yoktur gibi. Böyle insanları korkmak için uydurduğum bir şeydi. Var. Var değil mi? Yani yansıması var, evet. Bak, bunun annesi vampir bilir. Kendisi aslında annemin yok bu arada. Diyor. Evet, o da yarı vampir. Annemin yansıması yok bu arada, evet doğru. Mesela annenin vampir yansıması yok. Yok, hayır. Neyse, çiçeklerin isimlerini söyleyecek şimdi Ariastra. Çiçekleri gösterir misin? Yeter. Bakıyor böyle çantana. Bayağı bir şey toplamışsın. Ama neyse. Görmezden geleceğim çünkü seni sevdim. Deyip çiçekleri tek tek anlatmaya koyulurken biz küçük bir ara veriyoruz. Oo. İzleyicilerimiz için de bölümü burada bitiriyoruz onu. Haftaya ne yaptığını öğrenerek başlayacağız. Görüşürüz. Bye bye. Bye.